iddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 17 Nisan 2024 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı final eşleşmesi belli oldu. Barcelona evinde Paris Saint-Germain'e 4-1 kaybetti ve toplamda 6-4'lük skorla Paris Saint-Germain adını yarı finale yazdıran takım oldu. Maç tabii bir hayli ilginç geçti. Barcelona ilk maçı bir farklı kazanmıştı 3-2. Bu maçta da 12'de Rafinha ile öne geçti. İlk 10 dakika boyunca Paris Saint-Germain baskısı atakları, fakat golü bulan taraf Barcelona oldu. Toplamda iki farklı üstünlük, her şey güllük gülistanlık gözükürken 29'da bir anlık savunma arkasına sarktı Barcola ve Araujo onu düşürdü. Hakem direkt kırmızı kartta Araujo'yu oyundan ihraç etti ki müdahalenin ceza sahası dışında olduğuna hükmetti. İçinde olsaydı sarı kartta büyük ihtimal cezalandıracaktı ama VAR'dan da bir uyarı gelmedi. Barcelona 10 kişi kaldı ve kırmızı karttan 11 dakika sonra eski bir Barcelonalı Ousmane Dembele'nin golüyle Paris Saint-Germain beraberliği yakaladı. İkinci yarıda da bir kişi fazla oynamanın avantajıyla 54'te Vitinha ile öne geçti. 61'de Mbappe'nin penaltısıyla da turu getirecek golü bulmuş oldu. Son bölüme de 3-1 üstün girdi. 89'da Mbappe bir kez daha sahneye çıktı ve toplamda dediğim gibi 6-4'te Paris Saint-Germain turu geçmeyi başardı. Büyük bir başarı tabii Paris Saint-Germain adına bu sezon. Onlar adına daha zor geçmesi düşünülüyordu Messi'yi, Neymar'ı kaybettikten sonra, ama ki Mbappe'nin de takımdan ayrılacağının artık belli olmasıyla birlikte. Fakat yarı finalde çıkmayı başardılar. Ligde adım adım şampiyonlar gidiyorlar. O master planlarını bu sezon gerçekleştirme ihtimalleri var. Yarı finaldeki rakipleri de Borussia Dortmund oldu sürpriz şekilde. Dortmund Atletico Madrid'i elemeyi başardı. İlk maçı Atletico İspanya'da 2-1 kazanmıştı. Fakat bu karşılaşmada işler istediği gibi başlamadı. Dortmund'u ilk yarıda 2-0 öne geçti. Turu alacak skoru elde etti. İkinci yarıda Atletico 2 gol buldu. Hummels'in kendi kalesine attığı gol ve Correa'nın golü. Orada tur Atletico'ya geldi tekrar. Fakat turu burada tutamadı Atletico ve 71'de Füllkrug, 74'te de Zabitzer'in golleriyle Borussia Dortmund maçı 4-2, turu da 5-4'le almayı başardı. Tabii Dortmund açısından müthiş bir başarı. Salih Özcan bu karşılaşmada yedek kulübesindeydi. 86'da Jadon Sancho'nun yerine o da oyuna dahil oldu. Maçı tutma hamlesiydi Edin Terzic tarafından. Bugün de iki maçta artık bütün yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Bayern Münih Arsenal maçı var Almanya'da. İlk maç 2-2 bitmişti. Diğer maçta Manchester City Real Madrid karşılaşması, ilk maç 3-3 sona ermişti. İddia bölümünde tabii bu maçlara dair detayları paylaşırız. Dün Portekiz liginde de Sporting Famalicao'yu 1-0 mağlup etti ve artık onlar da bitime 5 maç kala en yakın rakibi Benfica ile 7 puanlık bir fark oluşturdu. Bundan sonrası artık hani şampiyonluğa doğru gidecek, eğer çok çok büyük bir sürpriz olmazsa, ki sezon sonunda da teknik direktörleri Ruben Amorim'in takımdan ayrılması, Liverpool, Bayern Münih gibi takımlardan birinin başına geçmesi bekleniyor. Basketbolda ise Anadolu Efes play-in maçında Virtus Bologna'yı konuk etti. Normal sezonda iç sahada fark attığı Virtus Bologna'ya dün 67-64 kaybetti temsilcimiz. Aslında maça da çok çok iyi başlamış. Farkı böyle 7-8 sayılara kadar çıkarmıştı. Ben de izliyordum. Dedim herhalde maç buradan dönmez, hani kolay geçer, öyle bir hava vardı ama devamında öyle olmadı. Virtus Bologna daha ilk çeyrekten zaten geri döndü. Maç hep kafa kafaya gitti ve son çeyrekte de 19-14'lük üstünlükte Virtus Bologna maçı kazanmayı başardı. Şimdi diğer maç Maccabi Baskonya maçıydı. Maccabi orada da 113-85 kazandı.
ligi 7. bitirmiş gibi sayıldı ve lig ikincisi Panathinaikos'la eşleşti. Şimdi Baskonya Virtus Bologna maçı oynanacak cuma günü. Buradan galip gelecek takım da EuroLeague'de normal sezonun lideri Real Madrid'le eşleşecek. Yani Efes de çıksaydı Baskonya'yı yenmeye çalışıp Real Madrid'de eşleşecekti ama EuroLeague açısından Efes'te sezon bitmiş oldu. Dönelim ülkemizdeki gündeme. Dün Kulüpler Birliği toplantısı vardı ve birçok kulüp başkanı öncesine sonrasında açıklamalarda bulundu. Hasan Arat Beşiktaş cephesinden, Galatasaray'da Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı hali hazırda Ali Koç yine açıklamalarda bulundu. Önemli gündem maddeleri var. Tabii aslında tek gündem maddesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği seçim kararı, bunun erkene çekilmesi. Bazı takımlar, bazı kulüp başkanları bir imza yoluyla bir olağanüstü seçime götürme fikrinde. Diğer bir taraf ikna yoluyla, diyalog yoluyla bu tarihin erken alınması tarafında. Bir heyet oluşturulmuş anladığımız kadarıyla ve bu heyet Mehmet Büyükekşi ile görüşecek ve seçimi Haziran başına çekmesi istenecek. Eğer olmazsa da hala diğer o imza kozunu, olağanüstü genel kurulu kozunu elinde tutmak istiyor bazı kulüp başkanları, dediğim gibi. Eğer dediğim gibi olmazsa, Mehmet Büyükekşi itiraz ederse bu duruma, o imzalar toplanacak. 200'e yakın imza toplanabileceği söyleniyor. Yani yeter sayının çok çok üzerinde bir sayı. 130 civarı yeter sayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama daha fazlasının toplanacağı da söyleniyor. Bakalım nasıl gelişecek bu görüşmede ki diyaloglar. Onun haricinde tabii bazı iddialar ya da nasıl demek lazım, ithamlar vardı. Ali Koç dedi ki Türkiye Futbol Federasyonu içinden bir isim, bir yönetim kurulu üyesi alt liglerdeki özellikle kulüplere bazı menfaatler karşılığı, ki para menfaati, imza vermeyin şeklinde telkinlerde bulunmuş. Bu üyenin, ki isim vermedi ama, istifa etmesi gerekliliğinden bahsetti. Var, daha detaylar var bu toplantıyla alakalı, program içinde onları da elbette konuşuruz. Diyelim günün özeti bu şekilde olsun. Aradan sonra da önce maçları tabii konuşmaya başlarız. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. ...7.15 saatlerimiz Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başlangıcı yapalım. Dün iki güzel karşılaşma vardı. Tabii bugünkü maçlar daha çok kişiye hitap ediyor büyük ihtimal ama dün de isim olarak tabii Barcelona Paris Saint Germain eşleşmesi, diğer maç Dortmund Atletico Madrid mücadelesi. Ben tercihimi Barcelona Paris Saint Germain'den yana kullandım ilk maçta olduğu gibi. Bu maçı sadece ilk yarısını takip ettim. İlk yarıdan sonra yattım. Tabii kırmızı kartla birlikte zaten ve Dembele'nin sonrasındaki golüyle maçın nereye gidebileceği aşağı yukarı kestirilebiliyordu. Paris Saint Germain zaten çok güçlü bir başlangıç yaptı karşılaşmaya. İlk 10 dakika Barcelona'yı kapattı, çıkarmadı, pozisyonlara girdi. Golü bulamadı fakat sonrasında Rafinha'nın golüyle Barcelona öne geçmeyi başardı. Orada da tabii golde aslan payı Lamine Yamal'a ait. Birebir de Nuno Mendes'i çok kolay geçip ortaya çevirdi. Adeta Rafinha'ya çarptırdı topu. Bilinçli bir vuruştan ziyade çarpmış gibi gözüktü. Hatta bir ara spikerde çok algılayamadı golü, kendi kalesine mi attı oyuncu, Barcelona oyuncu mu attı diye. O golle öne geçti Barcelona ama sonrasındaki kırmızı kart maçın ve turun da kaderini çok net şekilde değiştirdi. Araujo maçın da aslında o ana kadar, ki hatta ilk eşleşmede de iyi isimlerinden birisiydi, maçın en iyisiydi bana kalırsa. Savunmadaki müdahaleleriyle, sertliğiyle, hızıyla, çevikliğiyle bayağı ön plana çıkıyordu. Fakat Barcelona hücum yaparken top bir anda Paris Saint Germain'e geçti. Barcola savunma arkasına sarktı. Dengesiz yakaladı Barcelona'yı ve Araujo da orada arkadan bir müdahalede bulundu. Üst taraftan da bir müdahale var. Alttan da olduğu söylendi. Ve orada da hakem İsvan Kovacs, Rumen hakem, direkt kırmızı kartına başvurdu ve müdahalenin de ceza sahası dışında olduğunu
ifade etti. Ben program girişinde içeride olsaydı sarı kart verirdi dedim ama tekrar düşününce yukarıdan bir müdahale olduğunu tespit edip verdiyse sarı karta dönmezdi. Yine kırmızı kartta kalırdı. Ama ayakla topa oynama niyeti olduğunu düşünse tabii ki içeride verse penaltı sarı kartla cezalandırabilirdi. Ama VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi. Pozisyonu yavaş çekimde izlediğimizde de hani dışarıda başladığı kesin, içeride de devam ediyor gibi ama hani çok net bir kanıt var mı derseniz oradaki VAR çok net bir kanıt olmadığını hükmetti. Biraz gri bir pozisyondu. Frikik oldu. Frikik'i de zaten kaçırdı orada Ousmane Dembele. Out'a vurdu ama sonrasında Paris Saint-Germain baskısını arttırdı ve Barcola'nın soldan getirdiği topta arka direkte Dembele tek vuruşla maça dengeyi getirdi. Tura denge ise ikinci yarıda geldi Vitinha'nın golü. Oraları ben izlemedim. Az önce Ali abi özette takip etti. Belki ikinci yarıyı da senden dinleyebiliriz. İkinci yarıda tabii yani maçın Paris Saint-Germain'e sen döneceğini düşünüp yattın. Haklısın da çünkü ikinci yarının hemen zaten başında Paris Saint-Germain bir anlamda Barcelona'yı çözüyor. Ondan sonra da açıkçası 3-1'den sonra Paris Saint-Germain biraz duruyor. O ara Barcelona'nın tabii doğal olarak şimdi 3-1 olduğu noktada ilk maç 3-2. Ondan sonra dakika sadece 61. Yani 3-1 olduğu noktada dakika 61. İlk 15-16 dakikasında ikinci yarının Paris Saint-Germain kendine turu getirecek. Skoru bulmayı başarıyor 10 kişilik Barcelona karşısında. Ondan sonraki süreçte işte o 4. golü atıp tamamen rakibi kıramadığınız noktada, inancını kıramadığınız noktada doğal olarak tabii Barcelona'nın da bir iki tane pozisyonu var. Aslında özellikle bir pozisyon var. Lewandowski orada topu alıyor. Etrafında Barcelona'lı oyuncular var. Sağından akan bir Barcelona'lı oyuncu var. Onun önüne bıraksa o kaleye paralel bir orta yapacak. 2 ya da 3 Barcelona dokunacak. Yani o kadar açık bir pozisyon. Orada Lewandowski şut çekmeyi tercih etti. Şutu kale bile bulmadı Lewandowski'nin. Onun dışında 2-1'ken İlkay'ın bir tane pozisyonu var. Yine Lewandowski'nin bir şutu var. Üstten yukarı doğru giden. Yani Barcelona tabii ki 3-1'den sonra Canavli ile birkaç kez pozisyon yakalamış. Ama en nihayetinde son bölümde de yine kapılan bir topta bir Paris Saint-Germain baskını. O baskını da Mbappe bitirmiş ama Mbappe'nin bitirdiği topta gol olmuyor. Ondan sonra Koundé uzaklaştırmaya çalışırken top kendi arkadaşına çarpıyor. İlk şutu atan Mbappe'nin önüne düşüp Mbappe golü öyle atıyor. Yani orada da biraz Barcelona'nın şanssızlığı var. Ama herhalde bu iki eşleşmenin en kritik anı o kırmızı kart anı oldu. Eğer kırmızı kart olmasa hani Barcelona belli ki turun içinde kalacak. Belki turu geçecek. Paris Saint-Germain de turu geçebilir. Yani Paris Saint-Germain de dünkü karşılaşmada kötü oynadı ya da turu hak etmedi anlamında söylemiyorum ama o 10 kişi kalması Barcelona'nın birçok şeyi değiştirdi turda. Çok erken bir tabii kırmızı kart. Bir de karşılaşmanın dakikasını da düşünürsen ondan sonra da doğal olarak Barcelona yani çok da fazla engel olamamış Paris Saint-Germain'in ataklarına, gollerine. Vitinha'nın golünde bir kornerde paslaşarak Vitinha'yı buluyor Paris Saint-Germain'li oyuncular. Ki o da şeyi öne geçiren gol. Paris Saint-Germain'i öne geçiren gol. Orada tabii biraz korku dağları bekler. Neredeyse tüm Barcelona takımı ceza sahası içine yığılmış. Yani top Vitinha'ya geldiği anda Vitinha düşünüyor, taşınıyor, bakıyor, duruyor, bir çay içiyor, öyle vuruyor, öyle gol atıyor. Yani orada o kadar boş kalması Vitinha'nın biraz işte bu 10 kişi kalmanın psikolojisiyle alakalı. Biraz fazla gömülmüş Barcelona orada. Zaten o geriye düştükten sonra da dediğim gibi kısa bir süre sonra 3. gol de geliyor. 54-61. Dembele yaptırtmış penaltı herhalde. Ya penaltıda tabii penaltıda da pozisyon yok. Onu da söyleyelim. Hani 2-1'den 3-1'e gelen penaltı pozisyonu orada Cancelo Dembele topu ayağına aldığı anda hani Dembele ne yapar? Orada ya çizgi yakacak ya da çekip ortaya da şut atacak. Ama Cancelo birden çok hızlı bir şekilde gidip ayaklarına bir müdahale yapınca çok acemice bir penaltı olmuş. Dün burada işte Engin Çetin'le biraz konuşmuştuk. Hani Mert Müldür'ün Karagümrük karşılaşmasındaki
o dakikada, o skorda, o hareketi çok acemice bir hareket. Yani bütün Fenerbahçeleri kalpten götürüyordu. Burada da hani Cancelo bu kadar tecrübeli bir oyuncu. Yani durduk yere gitmişten beri ayaklarına girmiş. Ve skor da 3-1'e geldi o noktada. Yani işte böyle tabii ince detaylar bu kadar zorlu eşleşmelerde işi bir tarafa çeviriyor. Hani Paris Saint Germain hak etti mi dersen, bence iki karşılaşmada genel olarak hak etti turu geçmeyi. Ama Barcelona'nın da bence gösterdiği direnç iki karşılaşmada takdire şayan. Onlar da hani daha da iyisini yapabileceklerini, biraz konsantre, biraz motive olduklarını, biraz istediklerini de ispat etmiş oldular. Evet, yani dün turu çok rahat geçebilirdi Barcelona. İlk maçtakine benzer bir oyun anlayışı vardı. Yine Lewandowski sırtı dönük top tutup iki kenardaki oyuncuları kaçırmak, Yamal ve Rafinha'yı. Ama bu sefer bayağı sert oynadı Paris Saint-Germain'in savunma oyuncuları. Genelde Marquinhos'la eşleşti. Marquinhos da hani faulle karışık, faul de aldı Lewandowski oralarda, ama bir mesaj verdi. O kadar rahat bu sefer döndürmedi. Zaten 10 kişi kaldıktan sonra işi daha da zordu Lewandowski'nin. Pedri'nin bu maçta tabii ilk 11 başlaması ilk maça göre farklılıktı Barcelona adına. İlk maçta Sergio Roberto vardı. Bu maç Pedri oynadı ama işte 10 kişi kaldıktan sonra Lamine Yamal çıktı. Orada dengeler değişti. Asıl tabii değişiklikler Paris Saint-Germain'de bence daha pozitif etkiledi. Bir kere Barcola'nın ilk 11 başlaması inanılmaz fark etti. Sol kanatta başladı. İnanılmaz yetenekli bir adam. Ben dünkü maçta hayran kaldım ilk yarı performansı. Yani boyu uzun ama çok hızlı. Çok çevik, ayağına çok hakim, yani çok özgüvenli. Yağ gibi, gerçekten yağ gibi akıyor yani. Topu çekişleri, yani bir ceza sahası içinde 3 kişinin arasından çıktığı bir pozisyon var ilk yarıda. Olağanüstü, yani kaybetmiyor topu. Asisti de zaten ilk golde Rafinha şeye, Dembele'ye o yaptı ortayı. Olağanüstü bir isim bence. Yani dün Mbappe'den tabii fark yaratması beklendi. Dembele'den daha çok beklendi ama bence o ön üçlü de ilk yarı için konuşabilirim. En çok fark yaratan oyuncu şüphesiz Barcola'ydı. Dembele çok kötü bir günündeydi. Gökhan Aptik de aynı şeyi söylemiş. Sonra evet. Sonra golü attı Dembele. İlk golde de Rafinha ortalarda yok diyor Gökhan Aptik. Aynen. Daha topa değmedi diyor. Sonra Rafinha gol atıyor. Engin Kerr de şey dedi. Hani sen dedi aman söyleme artık bir şeyi. Oyuncu kötü gününde diye ama. Yani Gökhan Aptik de ben de gol attırıyorum dedi yani. Bak böyle diye diye gol oluyor. Futbol böyle bir oyun işte. Yani bir anda sahneye çıkıp bir vuruşla hani maçın adamı olabiliyorsun. Ondan sonra ben de sabah bakıyordum işte Dembele'yi maçın oyuncusu seçmişler. Evet, o da ilginç yani, nasıl oldu ilk yarıdaki performansıyla pek maçın oyuncusu olacak bir şey yoktu. İkinci yarıda da hani penaltıyı aldıran isim olmuş. İstatistiğe de yansıyan başka da bir şey yok. Hani Mbappe'nin iki golü var. Penaltı ve akan oyundaki golüyle birlikte. Ona da sormuşlar. Yani Paris Saint-Germain'in yarı finale yükselmesi, işte bu iyi gidişat acaba kararını değiştirir mi diye. O da... Çocuklaşmayın mı demiş. Hani çok net cevap vermemiş tabii ki ama hani ben şimdiki hedefe odaklandım. Paris Saint-Germain'de en iyisini başarmak istiyorum gibi bir şey demiş ama yani değiştirmeyeceğinin sinyalini vermiş. Evet, yani orada artık vadesi doldu Mbappe'nin. Bir de kazansa zaten daha ne yapabilir Paris Saint-Germain'de? Hani Şampiyonlar Ligi'ni almış bir Mbappe aslında kalmaz yani aslında. Belki alamasa kalma ihtimali var. Ayrılığa gidiyor yani. Yani alamasa bir dert, alsa bir dert. Evet, alamasa aynen bir dert. Alsa zaten başka hedefi ne olacak artık? Her şey kazanmış. Aslında bence onun genel problemi Paris Saint-Germain değil. Ben öyle düşünüyorum. Ne peki? Lig'le alakalı. Yani Fransa Ligi'nin diğer büyük liglere göre çok geride kalması, çok az konuşulması, az takip edilmesi bence temel problem o. Yoksa Paris Saint-Germain'le alakalı olarak hani kontratıydı, takımdaki pozisyonuydu, işte takımda mesela onun Messi ve Neymar geldikten sonra işte rahatsız olması ama bir şekilde Messi ve Neymar'dan kurtuldu Paris Saint-Germain. İşte dün Luis Enrique'nin açıklaması var. Takımın tartışmasız lideri, yıldızı Mbappe diyor. Şu an öyle. Mbappe yani istediği pozisyonda aslında Paris Saint-Germain'de ama biraz daha büyük hedefe koşabilmek için biraz daha büyük bir ligde, daha rekabetin üst düzey olduğu bir ligde mücadele etmek istiyor diye düşünüyorum ben. Dün ama yine ilk yarıda kötüydü Kylian Mbappe. Bu sefer daha merkezde oynadı. Koundé ile birebir eşleşmedi. Orada Barcola'yı attılar ilk maçın aksine ama merkezde de öyle pek bir etkinliği yoktu. Araujo büyük bir üstünlük kurdu ama o da işte kırmızı kart pozisyonunda çok talihsizdi. Yani biraz acemi bir hata yapıyor. Evet, yani %100 faul var mı o da tartışılır da. Faul var.
Ama şey yani verilebilecek bir faul zaten elinde hakemin. Şey yok yani el dokunması orada faul değil, elle dokunması. Ama Barcola'ydı değil mi pozisyonu? Evet, Barcola. Barcola'nın sağ ayağıyla sol ayak direkt olarak çarpışıyor. Çok net bir orada yani o net bir faul. Şimdi bu arada Xavi Hernandez de, bu arada senin sesinle ilgili yine bir sürü mesaj gelmiş. Yücel abi de yazdı şimdi. Hı. Seni abi, diğer mikrofona alalım bence. Alalım. Sende oluyor. Mikrofonu ama bir ayarı varmış. Geçen gün Batıkan söyledi onu. Ona da bir bakılabilir. Tamam, ben devam edeyim. Borussia Dortmund Atletico Madrid karşılaşmasıyla. O da gecenin diğer karşılaşmasıydı. İlk maç İspanya'da Madrid'de 2-1 Atletico üstünlüğüyle sona ermişti. Bu maçta da hani Atletico gibi bir takımın, Simeone takımının çift eliminasyon, çift maç eliminasyonda 2-1'i bulmuşken turu vermesi pek olası düşünülmüyordu açıkçası. Ama tabii Borussia Dortmund Signal Iduna Park etkisi, taraftar desteği, maç başlangıcındaki, şimdi Ali abi özeti izlerken az önce You Will Never Walk Alone çalıyordu değil mi? Evet, evet, evet. Dortmund hani belli ki çok havaya girmiş Dortmund taraftarı da. İlk yarıda da 2-0'ı buldu Dortmund. Büyük bir şok. Asıl maç, hani keyifli maç dün sanki buymuş. Hani Barcelona Paris Saint Germain'e kıyasla. Yani özette izledim şimdi ben de. Erman Yaşar, Ömür Ündül anlatımdaydı. İkisi de ne maç oluyor diye birbirleriyle konuşmuşlar. Aynen. İlk karşılaşmayı da çok beğenmişti insanlar. Aynen, doğru. O eşleşmede. Rövanş da aynı şekilde keyifli olmuş. Yani rövanşta mutlaka maçı izleyenler vardır. Ben şimdi özetten izledim. Bir ara Dortmund'lu oyuncuların hızından ve yer değiştirmesinden insanın böyle bir başı dönüyor. O 2-0 bulana kadarki pozisyonlarda Dortmund inanılmaz bir hız katmış. Bir tek pas, hareketlilik ve ondan sonrasında gelen goller. Dortmund da tabii hani şimdi bakıyorsun 2-0, ondan sonra maç 2-2'ye geliyor. 2-2'ye gelirken de Erman Yaşar bunun olacağı belliydi diyor. Demek ki 2-1'den sonra biraz Dortmund'da 2-1'e gelmesi de, aslında onu da söyleyeyim yani, o da büyük bir şanssızlık. Ortada foul yok, yumurta yok. Bir pozisyonda korner galiba, kornerin devamında bir kafa vuruşunda Hummels'in ayağına çarpıyor top ve kendi kalesine giriyor. Aslında ortada hani öyle bir ciddi bir Atletico Madrid pozisyonu yoktu. Ama ondan sonraki bölümde demek ki Atletico Madrid biraz oyundan düştü ki Erman Yaşar öyle bir yorum yaptı. Ardından da 2-2'ye geliyor karşılaşma. Ama ondan sonra 3. golünü Atletico Madrid'i mutlaka izleyin. Yani ilk 2 gol, hatta 4. gol, hepsi Dortmund'un 3. golü mü? Dortmund'un 3. golü. Kim attı? Fülkruk. Fülkruk. Klasik tam bir pivot santrafor değil mi? Sol taraftan gelen bir top, gelen bir orta, bir ön direk koşusu santrafordan. Ondan sonra uzak direğe bir kafa vuruşu, yani olağanüstü bir santrafor golü, Fülkür'ün golü. Dün izlediğim goller içerisinde hani güzel goller var ama 12 bence en güzel. Yani topun gittiği yer, ondan sonra topa yükselmesi, gelen orta, hafif böyle bir ön direk koşusu çok çok güzel bir goldü. Ondan sonra tabii işte 3-2 ve 4-2'ye getirmesi Dortmund'un aslında genel olarak genç diyebileceğim bir kadroyla mental olarak da belli bir seviyede olduklarını gösteriyor. Atletico Madrid'in de 0-0 iken, daha maçın başında Morata ile kaçırdığı akıl almaz bir gol var. Karşı karşıya yaklaşık 35 metre topu sürüp auto vurdu Morata. Bir de ikinci yarıda benzer şekilde 2-0 ya da 2-1 iken Correa'nın karşı karşıya yine auto vurduğu bir pozisyon var. Ha, onlar olsa Atletico Madrid turu geçer miydi bilemiyorum ama Atletico Madrid'in de hani Dortmund'dan İlk karşılaşmanın sonunda da çok fazla pozisyon vermişti. Burada 4 gol yedi. Bakıyorsun bir 5-6'ya gidebilecek pozisyonu da var Dortmund'un net şekilde. Yani Atletico Madrid'in de savunması hani o bildiğin Atletico Madrid gibi değil artık. Oyunun değişmesiyle beraber orada işler biraz farklılaştı. Burada bir de şimdi dün iki eşleşmede de İspanyol takımlar elendi. Barcelona ve Atletico Madrid. İspanyolların bütün bu UEFA organizasyonlarında tek takım Real Madrid kaldı ki onlar da bugün Manchester City deplasmanına gidecekler. Yani saatleri sayılı gibi duruyor kağıt üzerinde. Şimdi iddia alanlarına bakmadım ama City herhalde
maçın favorisi konumunda olacaktır. İspanyollar için de hiçbir yarı finale takım çıkaramamak da son İspanyol yılların en büyük hayal kırıklığı olur. Biliyorsun İspanyol futbolu. Yani bu sene için. Çöküşte İspanyol futbolu. Öyle olur. Çünkü şimdi bakıyorum UEFA sıralamasındaki ilk 5 lige İngiltere şu anda 5 takımla devam ediyor hala. İşte İspanya 1 kaldı. İtalya 4. Almanya 3. Fransa 3. Sonra Hollanda geliyor. Hollanda sıfırlamış. Nasıl becerdilerse hiç çeyrek finale takım çıkartamamışlar. Portekiz, Belçika, Türkiye ve Çekya'da birer takımla devam ediyorlar. Burada sürpriz olan mesela Yunanistan iki takımla birden devam etmesi. Tabii konferans ligi faktörü var ama yani İspanyolların geçmişte yarı finallerde 3 takım bayağı şaşal dönemleri oldu ama artık Barcelona'nın da geriye gidişiyle birlikte Atletico da eski gücünde değil. Dördüncü bir takım da çıkaramadılar Avrupa seviyesinde. Real'le nereye kadar götürecekler? Real'de bugün hani bir aksilik olmazsa elenecek yani istikrarsında. Ya bu kaçırılmaz. Zaman zaman ülke futbollarında böyle durumlar oluyor ama genel olarak son 10 sezona baktığında İngilizlerle beraber açık ara en başarılı takım İspanya. Hatta yanılmıyorsam İspanyollar daha başarılı. Eğer böyle bir son 10 seneyi düşünürsen bakarsan. Son 5 senede İngilizler açık ara yapmışlar. İspanyollar ikinci ülke puanı olarak bakıyorum. Son 10 seneye bak. Son 10 seneye bakabileceğim bir şey var mı? Ondan emin değilim. Ben varmış. Ona da bakalım. Ama takım bazında bakabiliyorum. Orada da Real Madrid 1, Bayern Münih 2, Barcelona 3. Atletico da 6. sırada. Yani işte. Aslında yani. İspanyollar tabii çok farklı işler yapmışlardı son 10 senede. Ama bunu tabii genel olarak sadece bir sezonda değerlendirmemek lazım. Biraz daha yukarıdan bakmak gerekiyor bu tabloya. Şimdi nasıl ki Yunanistan şu an çeyrek finalde iki tane takımla oynuyorsa Yunanistan futbolu çağ atladı diyemezsek, İspanyollar da bu sezon elendiler diye İspanyol futbolunda sıkıntı var diyemeyiz. Biraz daha süreçle alakalı durumlar. Ama genel anlamıyla hani Barcelona devam edebilir miydi? Kırmızı kartı olmasa. Evet, çok uzak ihtimal değildi değil mi? Dortmund Atletico Madrid eşleşmesinde de özellikle ilk karşılaşmada büyük bölümde Atletico Madrid çok etkiliydi. Dortmund son bölümde etkiliydi. Ama dünkü maç pek öyle gözükmüyor. Dünkü maçta Dortmund hak ederek farklı bir galibiyet aldığı gibi gözüküyor. Hani o da dengede giden, biraz daha ortada giden ama Dortmund'a kırılan bir eşleşme oldu. Ama bence senin söylediklerin arasında daha önemlisi ekstra takımı çıkaramamak. Yok. Şimdi yıllar boyunca Sevilla zaten o İspanyol futbolunda hani neden son 10 senede en başarılı takım dediğin noktada, ülke dediğin noktada Sevilla zaten fark yaratan takımlardan biriydi. Gidip kupayı alıyordu. Bütün sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp daha sonra gidip Avrupa Ligi'ni kazanan takım oluyordu. Oradan çok ekstra şeyler kazandı İspanyol futbolu. Şimdi öyle bir takım dediğin gibi çıkmayınca, ekstra işler yapacak bir takım çıkmayınca o da tabii işi sadece 3 büyüklere bırakıyor. 3 büyükler de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elendiğin zaman bence çok da garip bir durum yok aslında. Hani hep diyoruz ya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde başlıyor. Orada elendin hani ne kadar eleştirebilirsin takımları? Bence pek eleştiremezsin. O yüzden de esas olan işte benim hep anlatmaya çalıştığım ligde orta baş altı takımlarda öyle rekabeti yaratacak ekipler çıkması. Bilbao mesela o şeye yakın, ne derler, o takım olmaya yakın. Sociedad işte adaylardan bir tanesi. Girona zaten hani beklenen düşüşü gerçekleştirdi ama işte Bilbao da hani Sevilla'nın yaptığını yapabilir mi? Sevilla tekrar o günlerine kavuşabilir mi? Valencia çok uzaklarda gözüküyor şimdi. Biraz o problem gibi. Şimdi bir araya gidelim. 7.36 aradan sonra mesajlarınız da var. Bu Şampiyonlar Ligi ile İspanyollarla ilgili onlara da bakacağız. İddaa.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
7.44 saatlerimiz. Şimdi mesajlarınızla devam ediyorum. Az önce İspanyol takımlarının hüsranından bahsettik. Barcelona ve Atletico Madrid elendi. Bugün Real Madrid'in elenme ihtimali bir hayli yüksek Manchester City karşısında, ki City geçen sezon Real Madrid eleyip zaten kupaya uzanmıştı. İddialarında da bir taraftan bakmak istiyorum. Gerçekten çok favori mi diye. Evet, 1.53 ile bugün City favori Real Madrid'in. Yani elenmesi yüksek ihtimal ama İspanyolların iyi olduğu bir nokta var bu sezon. Yok. Basketbolda iyiler tabii. Real Madrid lider bitirdi normal sezonu ama o da değil. Teknik direktörleri. Dinleyicimiz Naus yazmış. Luis Enrique şu anda bir İspanyol olarak Paris Saint Germain'le yarı finale çıkmayı başardı. Xabi Alonso Leverkusen'de olağanüstü bir sezon geçiriyor. Hem ligde zaten şampiyon oldu tarihlerinde ilk kez. Ve Leverkusen Avrupa Ligi'nde değil mi? Devam ediyor yoluna. Orada da ilk maçı 2-0 kazanmayı başardı. West Ham United karşısında. Unai Emery, o da Aston Villa'nın başında bir İspanyol olarak ilk maçı Lille karşısında 2-1 kazandılar. Finale göz kırpıyor. Hani Fenerbahçe ya da Olympiakos da gelse favori olarak çıkacak bu karşılaşmaya. Ve Pep Guardiola tabii ki onu yazmayı unutmuş. Sonrasında eklemiş dinleyicimiz. O da şu anda City'nin başında ve bir yarı final ve yolun devamında da final olabilir. Yani İspanyol teknik direktörlerin bu anlamda bu sezon fark yarattığını görüyoruz. Bu zaman zaman oluyor böyle bazı ekoller, işte Portekizler bir dönem, işte Mourinho'nun en iyi olduğu dönemlerde onlar çok konuşulmuştu. Almanlar zaman zaman konuşulur. İşte Hollandalı teknik direktörler, İspanyollar da bu ara damga vuran isimler. Başka bilmiyorum, kaçırdığımız acaba bir teknik direktör var mı İspanya haricinde çalışan İspanyol bir teknik direktör? Benim aklıma gelmiyor ama böyle bir tespit yapmış dinleyicimiz. Ben de katılıyorum yani. O zaten her şey ortada, hani takımların başarısı şu anda. Var mı diyeceğim bir şey? Yok, onu düşünüyorum da doğru. Hani şu an için öyle bir başarı var. Evet, devam edelim. Şimdi Kulüpler Birliği konusuyla devam edelim. Dün Kulüpler Birliği toplantısı yapıldı ve Başkan Ali Koç hazır bulundu. Kulüp başkanları başkan düzeyinde, hani kulüpler temsil edildi. Normalde yöneticisini, ikinci başkanını gönderdi ama dün herhalde en önemli Kulüpler Birliği toplantılarından biri oldu ve Galatasaray'da Dursun Özbek, işte Beşiktaş'ta Hasan Arat katıldılar. Öncesinde ve sonrasında da açıklamalarda bulundular. Tabii Ali Koç'un açıklamalarıyla başlamak istiyorum. O da Kulüpler Birliği Başkanı olarak toplantının ardından bir basın açıklaması düzenledi ve yanında da kulüp başkanları da hazır bulunuyordu ve dedi ki bugün tek bir gündemimiz vardı bizim. O da TFF'nin seçim tarihi. Hemfikir olduğumuz konu ülke futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılması. Bunun için yöntemler var. Hukuken iki yöntemi var. Bir, imza toplamak ki bu da en erken Haziran'ın 3. haftasına gelebiliyor. Ama ikinci opsiyonda TFF'nin kendi iradesiyle alacağı kararla olabiliyor. Biz de TFF'nin yeni gelecek federasyonun elini kolunu bağlamaması açısından Haziran ayının başında bir seçimli genel kurul talep ediyoruz diyor. Ki bunu da 22 günde yapabiliyormuş. Türkiye Futbol Federasyonu kendi iradesiyle bugün açıklama yapsa 22 gün sonrasında seçim olabiliyor ve bu sayede de TFF'nin önünün daha açık olacağını düşündüklerini ifade etmiş Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç. Kulüpler Birliği olarak bu konuda ortak hareket etme kararı aldık. Birlikte Haziran için seçim isteyeceğiz. Bir heyet oluşturduk. Bu heyet TFF'ye taleplerimizin sebeplerini anlatacak. O arada imza toplama sürecimiz de devam edecek. Zaten ciddi bir rakama ulaştık diyor Ali Koç. Tabii bu heyetle ilgili bir not almıştım. O heyette kimlerin olduğuna dair. Gerçi o notu şu anda bulamıyorum ama işte Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, böyle 4-5 kulüp başkanı, Kasımpaşa'dan yine Fatih Saraç ismini hatırlıyorum. Böyle isimler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşecekler ve erken alınması için baskı uygulayacaklar. Yani bunu anladığımız kadarıyla herkes yapıyor bu ara. Hani Dursun Özbek de aynı şeyi ifade etti. Göksel Gümüş'ten dünkü röportajını program sonunda okuduk. O da
aynı şekilde görüşmüş. Yani artık Süper Lig seviyesinde bu kadar fazla imzası olan, gücü olan takımların kulüp başkanları böyle yaptığı noktada Mehmet Büyükekşi'nin de böyle bir inatlaşmaya girmesi çok mantıklı değil. Çünkü yanında gözüken hani Galatasaray'dı, Başakşehir'di, Trabzonspor'du. Hani onlar da istifalarını istiyor ama erken olmasına gerek yok deyip imzalarını geri çeken taraftalardı. Ama şimdi onların da Haziran başı için birlik olduğunu gördüğümüz noktada Mehmet Büyükekşi'nin dediğim gibi burada çok fazla bir bence hareket alanı yok. İnatlaşırsa da kendi zararına olur. Zaten şu ana kadar pek yararına bir süreç ilerlemedi Türk futbolunda. Yaşanan her olay onun algısını bence geriye götürdü. Burada da aynı şekilde davranırsa, inatlaşırsa kendi adına ve tabii ki Türk futbolu adına da bir taraftan gerginlik artacağı için kötü olur. Bakalım nasıl bir tepki verecek bu telkinlere Mehmet Büyükekşi. Onun haricinde aramızda bir konuda rahatsız olan kulüpler de var diyor Ali Koç. İsim vermeyeceğim ama bir TFF yöneticisinin bazı alt lig kulüplerini arayarak size şöyle yardım yapacağız demesini son derece yadırgıyoruz. Bir üyenin imza vermeyin demesini son derece yadırgıyoruz. Doğru olan bu arkadaşın istifa etmesi diyor. Valla isim vermiyor ama medyada birkaç isim dönüyor. Onu da artık sonrasında herhalde resmileşirse paylaşırız. Mehmet Büyükekşi'nin aday olup olmayacağı ile alakalı bizim anladığımız mevcut başkanımızın aday olmayacağı yönündedir. Yalnız bugün gazete manşetlerini de karıştırırken akşam gazetesinde Kenan Karcı'nın bir analiz yazısını gördüm ve başlığı da Mehmet Büyükekşi aday olacak idi. Daha yazıyı detaylı okuyamadım ama bu ihtimal de her zaman mevcut tabii ki. Ama aday olmak istiyorsa diyor Ali Koç, hakkıdır. Ancak çoğumuzun düşüncesi yeni bir kadroyla yeni sezon hazırlıklarının yapılmasının daha iyi olacağı yönünde. Dursun Başkan gibi düşünen 4 başkan var. İkna sürecinin daha şık olacağını düşündüğümüz için bu yola gidiyoruz. Ancak aksi takdirde opsiyonlarımızı elimizde bulunduruyoruz. İmza sayısı 100'e yaklaştı. Fakat söz verenlerle birlikte 200 rakamını zaten buluyoruz. Düşüncemiz çok adaylı bir başkanlık seçimi olması diyor. Burada hani farklı görüşler var. Tabii ki Kulüpler Birliği'nde tek bir görüş. Hani herkes imza vermek istemedi zaten bu seçim kararı açıklandıktan sonra imzasını geri çeken başkanlar oldu ama sonrasında bir orta yolda buluşulması Kulüpler Birliği'nde ben öyle algılıyorum. Bence güzel. Burada da hemen imza verenlerin diğer seçeneği de göz ardı etmemesi, ikna yolunun da açılması, buna destek verilmesi, buna da karşı çıkılmaması ki Ali Koç hani ilk imza verenlerden biri büyük ihtimalle. Dursun Özbek de işte Ertuğrul Doğan'la farklı düşünüyor ama onların da taleplerini gözetip böyle bir yol haritası çizilmiş. Tabi burada şu da etkili. Mesela Dursun Özbek bundan işte bir hafta 10 gün önce seçim tarihiyle alakalı olarak demişti ki hani normal 3 hafta önce olsa ne olur? Bu kadar aceleye ne gerek var? Zaten bir niyet gösterdiler diyordu. Fakat dünkü açıklamalarına baktığımızda da kendisi bu sefer Haziran'ın başını işaret etti. Onda da bir söylem değişikliği oldu. Tabii bunun sebebi tam olarak nedir bilmiyorum. Fikir farklıydı, düşüncesi farklıydı. Fakat sonrasında dün bakıyoruz ki Dursun Özbek de hani Temmuz'dan ziyade şimdi tekrar Haziran ayının seçim için uygun olduğunu söylüyor. Ve böyle düşüncelerde değişince, söylemler değişince de bir ortak nokta bulunmuş gözüküyor Kulüpler Birliği içinde. Yani Kulüpler Birliği özetle diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu'na hani gel bu işi sen kendin yap, kendin o kararı ver. İş çirkinleşmesin senin adına. Yani biz imzayı toplayabiliriz. Şu an zaten hani imza verenler artı vereceğini taahhüt edenlerle birlikte zaten o gücü elimizde tutuyoruz, o cebimizde. Ama sen gel hani bu kararı kendin al. Dolayısıyla ayrılırken de bu iş biterken de en azından biraz senin adına şık bitsin. Bunu söylüyor Kulüpler Birliği. Ama tabii hani Kulüpler Birliği'nin de ben hep söylüyorum gücü sanıldığı kadar büyük değil. Yani o kadar da etkili değiller. Bugüne kadar ortaya koydukları çok fazla bir şey yok Kulüpler Birliği olarak. Orası kesin.
Bakalım federasyon nasıl bir karar verecek. Çünkü Haziran başı demek Mehmet Büyükekşi'nin çok istediği Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidememek demek. Zaten bütün olay oradan çıktı biliyorsun. O yüzden de Haziran'ın başı olduğu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm planları, tüm projesi, Mehmet Büyükekşi'nin belki kişisel anlamdaki tüm hedefleri çöpe gitmiş olacak. Ben de merak ediyorum öyle bir karar alacak mı, almayacak mı diye. Peki alırsa Kulüpler Birliği yüzünden alınmış diyebilir miyiz? Burada bir güç ortaya koydular diyebilir miyiz? Ya da almazlarsa Kulüpler Birliği gerçekten güçsüz mü diyeceğiz? Yani dün şöyle bir mesaj geldi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Birinci, ikinci, üçüncü ligden imza veren sayısı sıfır. Türkiye Futbol Federasyonu'na gelen imza sayısından bahsediyorum. Dün akşam 22-22 itibariyle. Birinci, ikinci, üçüncü ligden imza veren takım sayısı sıfır. Toplam 56 imza Süper Lig'den ve 8 kulüp. Dün gece 22-22 itibariyle gelen mesaj bu Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Federasyondan derken nasıl oluyor? Federasyonun iletişim müdürü Armağan Bey'den gelen mesaj o. Arada medya mensuplarını bilgilendiriyor böyle kritik konularla yani alakalı olarak. Ali Koç'un şeyi yanlış diyor. Hani imza sayısı 100'e yaklaştı söylemine karşılık bunu attığını anlıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun iletişim danışmanı, iletişim müdürü, iletişim direktörü dün gece 22-22 itibariyle bu mesajı gönderdi. Tekrar söyleyeyim. Birinci, ikinci, üçüncü ligden imza veren kulüp sayısı sıfır. Toplam 56 imza var Süper Lig'den ve 8 kulüp tarafından verildiğini söylüyor. Bu tabii parantez içinde yazılmış Türkiye Futbol Federasyonu'na gelen imza sayısı. Yani burada belki Ali Koç'un taahhüt aldık, hani imzayı alacağız. Belki Ali Koç öyle, o şekilde bir rakam veriyor. Şey olarak ne derler, toplam olarak, ama resmi olarak şu an rakam o. Ancak senin dediğin gibi olur. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu hani bu resti görüp tamam derse, en azından Kulüpler Birliği bir şekilde federasyonu zorlamış olarak kabul edebiliriz. Yok, tarih değişmezse o zaman da yine Kulüpler Birliği'nin duvara tosladığı bir operasyon olarak değerlendirilebilir. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 8.03 saatlerimiz. Şimdi yine Kulüpler Birliği'ni gündemiyle devam ediyoruz. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor demiştik. Son iki kısım kaldı. Bir yabancı kuralı sorulmuş. Tabii yeni gelecek Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi farklı bir karar alabilir mi deniyor. Bunun yeni TFF yönetimiyle de aynı kalması gerektiğini ve kalacağını düşünüyoruz diyor Ali Koç. Hani bir değişiklik beklemiyor ve kalması gerektiğini söylediğine göre bu kararın da mantıklı olduğunu düşünüyor. Zaten kulüplerin de pek bir itirazı olmamıştı bu karar alındığında. O yüzden yeni gelecek herhalde başkan da böyle radikal bir değişikliğe gitmeyecektir. Ben de benzer şekilde düşünüyorum. Ama aynısı Türkiye Kupası formatı için geçerli olur mu? Orada emin değilim. Onu değiştirebilir. O konuda çünkü zaten Fenerbahçe'de büyük ihtimal seneye olmayacak kupada. Orada değişiklik olabilir. Son kısım, ortada çok somut bir şey var. Şu an 3 senelik daha görev süresi olan bir TFF'nin Haziran başında seçime gitmesi ve mevcut başkanın aday olmayacağı konusu var. Daha somut ne olabilir? Mevcut başkan aday olacağını söyleyen başkanlarımız da var. Ancak aday olması durumunda destek verilmeyeceği düşüncesi Kulüpler Birliği'nde hakim diyor Ali Koç. Bir de Hasan Arat'ın açıklamaları var. Orada da bu adaylarla ilgili kısmı okuyacağım. TFF'nin başkan adayları olacak kişilerin mutlaka bir kulübe yakınlığı vardır. Bu adaylar kulüp üyeliklerini dondurmalı, tarafsızlık sözü vermelidir diyor. Mesela bu da tabii değişik bir konu. Şimdi adaylar var, muhakkak var ki o adayların da kulüp üyelikleri olduğu aşikar ya da hangi takımı tuttukları biliniyor. Mesela o adaylardan, konuşulan isimlerden birisi Servet Yardımcı. Dün haberler çıktı, Yağız da yazdı, Sabuncuoğlu TFF seçimlerinde aday olma kararı aldı diye. Şimdi Servet Yardımcı Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen bir isim ama uzun yıllardır da Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde, hatta UEFA bünyesinde yer alan bir isim. Şimdi nasıl olacak mesela burada Hasan Arat'ın tarif ettiği şekilde tarafsızlık sözü vermeli ve kulüp üyeliklerini dondurmalı dediğimiz noktada o bütün geçmiş unutulacak mı, yoksa
beyhude bir çaba mı bu da aslında? İyi niyetli ama beyhude bir çaba. Yani senin dediğin gibi şimdi kulüp üyeliğinin dondurduğu anda ya da hani milletvekili yemini gibi tarafsızlık sözü verdiği anda buna uyacak mı? Uymayacak. Ya da zaten federasyon başkanı olduğu anda o şekilde davranması gerektiğini başkan adaylarının bilmesi gerekiyor. Yani hiç, bunun için illa kamuoyu önünde bir tarafsızlık sözü vermeye gerek yok. Zaten ne yapılması gerektiği belli. İş biraz şeklere dönüyor o zaman. Peki yani o zaman biz nasıl ölçeceğiz? Peki bu tarafsız olup olmayacağını hiçbir zaman ölçemeyeceğiz. Yani Mehmet Büyükekşi tarafsız mıydı? Nihat Özdemir ne kadar tarafsızdı? Yıldırım Demirören ne kadar tarafsızdı? Bunu genelde şey üzerinden ölçüyor insanlar. Şampiyonluk. Yıldırım Demirören zamanında en çok işte Galatasaray şampiyon oldu. Nihat Özdemir zamanında Fenerbahçe şampiyon olamadı. Ama Mehmet Büyükekşi zamanında işte Galatasaray geçen sene şampiyon oldu. Bu sezonda olur o zaman. Kimliğini korumuş mu diyeceğiz. Hani o da ben algılayamıyorum nasıl bunu şey yapacağız. Çünkü gerçekten dediği gibi Hasan Ertin illa bir kulübün taraftarı olacak federasyon başkanı. Zaten olmaması garip olur. Çünkü futbolla çok ilgilenmiyor denir o kişi için. Ya da samimi bulunmaz geçmişte bir takımı tutup bıraktıysa. O yüzden bundan kaçışımız olmayacak yani. Hayır işte tekrar söylüyorum. Hani bu zaten federasyon başkanı olduğunuz noktada tarafsız davranmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu 2 kere 2 4. Bunu söylemeye bile gerek yok. Ama bunu hani kamuoyu önünde Hasan Arat'ın dediği gibi tarafsızlık sözü vermesi ya da işte kamuoyu önünde vermese bile Kulüpler Birliği toplantısında mesela başkan katıldı. Kulüpler Birliği ile görüştü. Başkanlar orada tarafsızlık sözü verdi. Hani zaten bu olması gereken bir şey. O kişinin bilmesi gereken bir şey. O yüzden biraz beyhude bir çaba. Ha, diğer tarafta kulüp üyeliğini dondurması ya da kulüp birliğinden istifa etmesi aslında bir anlamda biraz doğru oluyor. O şeklen de olsa biraz daha doğru ötekine göre. En azından bir hani bağını da organik olarak kesiyor oradan. O da biraz anlaşılabilir. Fakat hani bu ikisi de yapıldığı anda, yerine getirildiği anda ya da yerine getirilmediği anda federasyon başkanından doğru bir yönetim bekleyeceğimiz anlamına gelir mi? Bu da hayır. Doğal olarak federasyon başkanının şu an yönetilemez durumda olan Türk futbolunda hangi konuya nasıl yaklaştığı çok önemli olacak. Daha zor konularda nasıl kararlar aldığı ön plana çıkacak. Şimdi Mehmet Büyükekşi geldi. Mehmet Büyükekşi geldikten sonra genel olarak kendi dönemiyle ilgili anlattığı başarı hikayeleri daha çok suya sabuna dokunmayan konulardı. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesini düzeltmek Türkiye futbolunun bir çözümü değil. Ama federasyon başkanı genelde bunların üzerine konuşmalar yaptı. Ama işte bir tarafta bekleyen daha büyük sorunlar vardı Türk futbolunda. Onlar işte idare ederiz mantığıyla yaklaşıldığı noktada bu kadar gergin bir ortamda artık ilerleyemez duruma getiriyor sizi federasyon başkanı olarak. Dolayısıyla yeni başkanın, yeni federasyonun da benzer şekilde hareket etmesi onun da bir süre sonra tıkanacağı anlamına gelir. Peki o tartışmalı konularla ilgili karar verdi. Tıkanmıyor mu? Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluk konusunda karşı karşıya. Bir tarafa karar verdi. Diğer taraf mutsuz oldu. Orada i̇şte ne olacak? Bunu yapmayan başkan, bunu yapmayan federasyonun da sonu aynı olacak. O zaman da iş biraz senin dediğine geliyor. Bari yap. Orada ne düşünüyorsan doğru adımları at. Gidişin en azından ona göre olsun. Yarın öbür gün sen gitsen daha insanlar arkandan en azından adam orada bir karar verdi. Kaçmadı. Masa altına süpürmedi desinler. Önemli olan bence o artık bu saatten sonra. Yoksa şimdi Galatasaray Fenerbahçe şampiyonluk sayıları konusunda hangi karar çıkarsa çıksın zaten pat diye ortadan ikiye bölünecek. Çünkü Galatasaraylılar lehine olursa Fenerbahçe kabul etmeyecek. Fenerbahçe lehine olursa Galatasaraylılar kabul etmeyecek. Hatta %50-50 olacak o iş. Yani ondan bir kaçışın yok. Fakat şimdi en son bu Türkiye Futbol Federasyonu bir komisyon kurulacak demişti. Ya nerede o komisyon Allah aşkına? Şampiyonluk sayılarıyla alakalı olarak. O ne zaman söylendi? Şu an hangi gündeyiz? Nerede o komisyon? Ortada yok. Yani
böyle bir şey yapıyormuş gibi, mış gibi yapmak en kötüsü federasyonlar için. Böyle bir rüzgar oluyor. Fenerbahçe bir açıklama yapıyor. Ondan sonra durun merak etmeyin zaten komisyon kuruluyor. O komisyon bir hele kurulsun diye açıklama geliyor Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Ondan sonra ortada bir komisyon yok, bir şey yok. Şimdi böyle olmuyor. Böyle olduğu noktada işte yeni gelen federasyon da benzer şekilde davranırsa bu biraz MHK başkanlarına dönecek. Yani Türkiye Futbol Federasyonu başkanları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetimlerinin ömrü de aynı MHK başkanları gibi 9 ay, 10 ay, 1 sene olacak bu şekilde devam ederse. Çünkü artık Türk futbolu yönetilemez hale geldi. Biraz daha cesur, en azından kendi bildiği doğruları yapacak bir federasyon ve yönetimine ihtiyacımız var. Onu da yapabilirler mi, yapamazlar mı? Hep beraber göreceğiz. İşte birden fazla adaydan bahsediliyor. Ali Koç'un söylediklerinde. Yani onu şu an için tahmin etmek açıkçası çok kolay değil. Peki şimdi federasyonun yara aldığı birçok nokta var. Mehmet Büyükekşi Federasyonu'nun. Ama bunların mesela süper, özür diliyorum, şampiyonluklarla ilgili veremediği kararla da pek bir alakası yok. Mesela Süper Kupa maçı bambaşka bir konu. İşte Ankara Gücü Başkanı'nın sahaya inip halimutmelere evet. saldırması, ki Ankara Gücü hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon gibi bir yarışta da değil. İstanbul Spor Başkanı küme düşme hattında olan takım takımını sahadan aynen. çekti hakem kararlarından dolayı. Aslında birbirinden de bağımsız şekilde birçok yıprandığı nokta var. Doğru. Bence hani şampiyonluk herhalde en son yıprandığı konu. Fenerbahçe arada bir hatırlatıyor ama öyle çok büyük bir yangında görmedim ben. Daha çok diğer konular sanki başkanı ve yönetimi sıkıntıya sokuyor. Diğer konularda istemese de bir karar almak zorunda. Federasyon yüzleştiği en büyük problem o. Yani Süper Kupa ile alakalı olarak bir karar almak zorunda. Ankara Gücü maçı ile alakalı olarak bir karar almak zorunda. Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili hemen bir karar yok, almak zorunda. Yok, ben işlerin oraya gelmesiyle alakalı söyledim. Mesela Mehmet Büyükekşi ne yaptı da Ankara Gücü Başkanı sahaya girip halimutmelere saldırdı? Ya da İstanbul Başkanı ne gördü de Mehmet Büyükekşi yönetiminde de sahaya girip takımını çekmek zorunda kaldı? Ben sonrası için değil, aslında öncesi için de. Yani orada da aslında çok büyük sorumluluğu da olmadığını düşünüyorum. Kısmen var ama tamamen de onunla bağlantılı olmadığını da düşünüyorum. Süper Kupa ayrı, Süper Kupa'da tamamen TFF'nin yönetememezliği de diğerleriyle ilgili ona kaldı gibi geliyor bana ihale. Yani bunu daha önceden konuştuk. Hani bu seninle çok içinden çıkabildiğimiz bir konu değil. Sen farklı düşünüyorsun, ben farklı düşünüyorum ama tabii ki ihale futbolu yönetene kalacaktı o kaos içerisinde. Fakat ondan sonraki süreçte de alınan kararlar kimi ne kadar tatmin etti dersen, ben orada da başarılı bir yönetim, başarılı bir karar alan Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları görmüyorum. Şimdi kusura bakmayın ama Trabzonspor Fenerbahçe maçının cezası 4 maç sağ kapama artı 300 bin lira ne kadardı? 488 bin. 500 bin lira olmaz. Olacak iş değil bu. Ondan sonra Ankara Gücü'nde işte başkanın sahaya girmesi, ondan sonra hakemi yumruklaması, o İstanbul Spor'un çekilmesi, yani bunlar bir sezon içerisinde yenilir yutulur şeyler değil Türk futbolunun başına gelen. Ondan sonraki süreçte de Türkiye Futbol Federasyonu, hani belki sen diyorsun ya ondan çok sorumlu değil, ne yapsın yani? Yani Haluk Mener'in verdiği yanlış kararlarla ilgili neden Mehmet Büyükekşi kötü yönetti oluyor? Büyükekşi zaten federasyon başkanı olduğunu ondan sonraki süreçte de gösterecek yaklaşımıyla beraber. Bence oralarda da yine Mehmet Büyükekşi yönetimi sınıfta kaldı. Ama artık hani gelinen bu noktada Mehmet Büyükekşi yönetimi neyi yanlış yaptı, neyi doğru yaptıdan ziyade bundan sonrasında neler olabileceğini, bundan sonrasında nasıl bir federasyon isteneceği biraz daha fazla konuşulmalı. Sanki onun üzerine kamuoyu yaratılmalı diye düşünenlerdenim. Çünkü Mehmet Büyükekşi yönetimi artık komada. Yani isterse 18 Temmuz'da, istemezse Haziran başında bir yerde artık Mehmet Büyükekşi yönetimi bitecek, sonlanacak. Artık bunun analizi yapılır ama şu noktada işte bana sorarsan Kulüpler Birliği de, futbol kamuoyu da
nasıl bir yönetim istediklerine dair biraz daha açık olmaları lazım. Nasıl bir federasyon başkanı, konulara nasıl yaklaşan, nasıl çözen bir federasyon başkanı. Bunu, bu resmi çizerken aynı zamanda kendi sorumlulukları da var kulüpler olarak. Şimdi hiçbir zaman Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu ne yazık ki diyeyim, bizim dört büyük kulüpten bağımsız değerlendirmemek gerekiyor. Yani onların da yarattığı bir kaos ortamı var. O kaos ortamında sen ideal federasyon başkanını çizerken, onu resmederken kendi sorumluluklarına da bakman gerekiyor dört büyük olarak artı kulüpler birliği olarak. Yoksa sen güzel bir federasyon başkanı çizdin, idealize ettin, ona yakın bir adayı da bulduk. Yani insanların genel olarak saygı duyduğu, futbolun içinden gelmiş ya da sporun içinden gelmiş, bununla beraber karar alma konusunda yetkili, etkin, cesur bir federasyon başkanı genel olarak tanımladık ve o ismi bulduk. Hani öyle bir isim çok gözükmüyor ama fazilet ki bulduk. Ama kulüpler bu şekilde hareket etmeye devam ettiği sürece zaten hani binanın bir tarafını yaparken diğer tarafı çöküyorsa zaten oradan sağlıklı bir şey çıkmayacağı da açık. Dolayısıyla burada Türkiye Futbol Federasyonu başkanına tüm Türk futbolunun yükümlülüğünü bağlamak doğru değil. Bunu daha önceden de seninle konuştuk. Yani burada birçok faktör var. O faktörlerin hepsinin ciddi anlamda problemi var Türk futbolunda. Yani bugün Türk futbolunun bir numaralı sorunu bu Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yönetimidir demek doğru değil. Sorun budur. Evet, sorundur ama sorunun bir parçasıdır. Merkez Hakem Komitesi ve hakemler bir numaralı sorun budur. Değildir ama sorunun büyük bir parçasıdır ve işin içindedir. Büyük kulüp yöneticileri sorunlardan bir tanesidir ama hepsi değildir. Dolayısıyla bütün bu faktörlerde toplu bir ilerlemeye ihtiyacımız var. Sadece bir kişi üzerine, bir yönetim üzerine kanalize olduğumuz noktada işi kaçırıyoruz. Çünkü bugün Halil Umut Meler oluyor, yarın başka bir hakem olacak. Bugün Halil Umut Meler'in canını alın, hakemliğini bitirin. Ondan sonra hakemlik yapamasın bir daha. Hakemlik anlamında söyledim, canını alın derken yanlış anlaşılmasın. Bir daha hakemlik yapamasın. Yarın öbür gün 3 ay sonra başka hakem aynı şekilde size rahatsızlık verecek ya da o hakemin kararlarından memnun olmayacaksınız. O yüzden de böyle kelle ala ala gitmek bir yere kadar. Artık zaten o sınıra gelmiş durumdayız. Dolayısıyla bütün faktörler, belki bunu işin içine medyayı da dahil edebilirsin. Futbolcuları, taraftarları, fanatik taraftarları, herkesi dahil edebilirsin. Ama burada toplu bir iyileşmeye doğru gitmediğimiz sürece bu tartışmalar sadece bana sorarsan zaman zaman şey değiştirecek. Yani bir noktada yine hakemler en fazla eleştirilen konu olacak. Bir noktada MHK başkanı olacak. Bir noktada Futbol Federasyonu başkanı olacak. Belki bir noktada Futbol Federasyonu'nun işte PFDK ya da tahkim gibi bir kurulu olacak. Yani buradan kurtulamayacağız. O kısır döngü Türk futbolunda devam edecek. O yüzden de aslında şu an önünde bir fırsat var bence Türk futbolunun. Bu kadar dibe vurmuşken böylesine hani kaos, bir kaotik sezonda artık bu kadar dibe vurmuşken yavaş yavaş hayatın akışında yukarıya doğru yükselmemiz lazım. Ama tekrar söylüyorum, hani bunu sadece bir yere bağlayıp yani bütün problemi, bütün suçu tek bir kişide, tek bir kurumda, futbolun içinde bahsediyorum, oraya görüp onu değiştirdiğimiz anda işlerin düzeleceğini sanma fikri çok demode oldu. Bunu kulüp başkanları için de söyleyebilirim. Bu da fanatik taraftarların şeyi oluyor. Mesela soruyorsun, diyor ki Ali Koç, yani en büyük problem Ali Koç diyor. Futbolda Ali Koç'un kesinlikle bırakması lazım. Ötekine soruyorsun, Dursun Özbek diyor. Yani zannediyorlar ki Dursun Özbek ya da Ali Koç değiştiği anda işler normalleşecek. Hayır, öyle bir tablo da yok. Yarın öbür gün o başkanlar da gitse, ortam bu şekilde olmaya devam ettiği sürece bunlarla uğraşacağız. Diyeyim. Evet, bir ara vaktimiz 8.19, devam edeceğiz. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. 8.23 saatlerimiz devam ediyoruz. Emre Salman demiş ki günaydın, bu radyoda ilk defa Türk futbolunun sorunları konuşulurken sadece TFF sorumlu görülmedi. Başta dört büyükler olmak üzere futbolun tüm paydaşları bu rezil ortamı hep birlikte oluşturan unsurlar olarak zikredildi. İlk defa olduğu için tebrik edeyim dedim demiş ama hani ilk defa değil tabii. İlk defa değil tabii ki, aynen onu diyecektim ben de. Zaman zaman hani farklı zamanlarda farklı tespitlerde bulunuyoruz. Totalde zaten tek TFF somu demek bizim penceremizden doğru değil. Birçok unsur olduğu açık. Mesela az önce konuşurken
hani Trabzonspor'a verilen ve sonrasında indirilen ceza. Mesela bunu sadece Mehmet Büyükekşi üzerinden okuyabilir miyiz? Siyaseti es geçmek ne kadar mantıklı? Mesela burada siyasetin bir etkisi var mı? Yok mu? Bu da ayrı bir mesela bu açıdan bakarsak sorunlardan bir tanesi. Herhalde birçok kişi böyle düşünüyordur. Ben açıkçası böyle düşünüyorum. Burada bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Lobisinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama bu da işte Türk futbolunda da normal. Hani siyaset lobisi kötü, Galatasaray lobisi iyi diye bir şey de yok. Hani sonuçta birçok unsur kendi lobi gücüyle kendi lehine karar aldırtmaya çalışıyor. Büyükler de bunu kendi lehlerine yapıyorlar birçok konuda. Anadolu kulüplerinde bu anlamda eziyorlar. Ceza konusunda da yine başka bir lobi devreye girebiliyor. Yani o yüzden hani burada siyaseti sporun kendi içindeki lobiden de ayırmıyorum. Bence lobi unsuru böyle kendi lehine karar çıkartmak, buna çalışmak her türlü olmaması gereken bir şey. Türk futbolunda ve genel dünya ikliminde. Ömer Molla ülke bu ülke demiş, koskoca Cüneyt Çakır'ı yedi bitirdi. Wesley Sneijder'ı yedi bitirdi. Alex de Souza'yı yedi bitirdi. Bu üçüne bunu yapan insanlar başkalarına neler yapmaz demiş. Böyle bir mesaj. Bilemiyorum hani tam olarak neyi söylemeye çalıştı. Herkesi bitirebilir yani bu ülke diyor. Çok sevilse bile ki Mehmet Büyükekşi gibi böyle federasyon başkanlarının böyle çok sevilmesi de zaten mümkün değil. O yüzden onlar da elbette bitirilebilir. Çok daha rahat bitirirler. İşte buradaki temel konu hani artık çoğu kişinin birçok noktada hemfikir olması. Yani Türk futbolunun geldiği noktanın artık kabul edilemez bir nokta olduğu, dibe vurduğumuzu ve bir iyileşme sürecine girmemiz gerektiği herkesin kabul ettiği bir nokta. Burada herhalde hiç kimse ayrışmıyor. Doğru mu? Fakat bu tamir edilmesi aslında sanılandan daha zor bir durum. Çünkü farz et ki sen ekonomik olarak kendi şeyini, kendi ekonomini kötü yönetiyorsun. Kendi ekonomini kötü yönettiğin anda bunu fark ediyorsun ve artık düzelmen gerektiğini düşünüyorsun. Bu farkındalığa vardıktan sonra o kararı alan, bunu uygulayan ve yapacak olan sensin. Eğer bunu başarırsan ilerleyen dönemde ekonomi düzelir. Değil mi? Aslında çok düz ama doğru bir mantık. Fakat futbolda pek öyle değil. Futbolda şimdi sorsan az önce söylediğimi çoğu kişi onaylıyor. Evet, Türk futbolu artık dibe vurdu. Bundan sonra bir yükselmemiz gerekiyor. Bunu ben de söylüyorum bir medya çalışanı olarak. Bunu git federasyonda bir yetkiliye sor. Benzer şeyi söyler. Kulüpler Birliği'ne git aynı şeyi söyleyecektir. Hakemlere git aynı şeyi söyleyecektir. Taraftarlara git aynı şeyi söyleyecektir. Peki yaşanan rekabet içerisinde, bu yaşadığımız rekabet içerisinde, yani işin içinde şampiyonluk varken, kümede kalma savaşı varken, Avrupa mücadelesi varken, ekonomik bir savaş varken, o farklı şeyler, kutuplar aynı hedef doğrultusunda birleşebilecek mi? Zaten işin zorluğu da buradan geliyor. O kadar kolay olmaması. Herkes biliyor problem olduğunu ama aynı hedefe gitmekte, çünkü senin de bir takım değişime ihtiyacın var. Sen de değişmek zorundasın. Mesela büyük kulüpler bu şekilde açıklama yapmamak zorundalar. Bu şekilde ortamı germemek zorundalar. Peki onu yapabilecekler mi? Yarın öbür gün bir hakem onların aleyhine karar verdiği zaman. İşte problem bence orada başlıyor. Yani bireysel anlamda senin yaşadığın dibe çöküp yükselmeyle böyle bir sistemin bir anda dibe vurup yükselmesi arasında çok ciddi bir fark var. Çünkü herkes aynı şeyi bilmesine rağmen herkes aynı zamanda rekabet içerisinde. O rekabet içerisinde de belki inanmadıkları, istemedikleri şeyleri çok rahat bir şekilde dile getiriyorlar, söylüyorlar. Yani bugün şikayet eden taraftar yarın öbür gün kendi aleyhine penaltı verildiği zaman o penaltı haklı bir karar olsa da ya evet doğru karar verildi diyecek mi? Hayır demeyecek. İşte o yüzden de bu kadar fazla parametre bir araya çok kolay kolay gelmiyor. O yüzden iş biraz da çatı kuruma gidiyor. En büyük kuruma gidiyor, TFF'ye gidiyor. Dolayısıyla bu düzelme herkesin istediği bir noktada TFF'nin en fazla sorumluluk alan, en cesur olan kurum olması gerekiyor. O yüzden de yeni TFF başkanı, işte az önce tanımlamaya çalıştım ve yeni yönetiminin biraz daha hani artık ne yapalım, böyle olacak, kararımız bu, ona göre kararlar alması gerekir diye düşünenlerdenim. Çünkü bıraktığın zaman o
hayatın akışına rekabete bıraktığın zaman herkes şikayet eder. Ama herkesin kendi kapısının önünü süpürmesi biraz zor bir iş. Ona pek inanmıyorum ben açıkçası. Kime inanabilirim? TFF'ye ve kurullarına. Biraz daha güçlü, biraz daha duruşu olan, biraz daha dediğim gibi cesur karar verebilecek bir TFF bazı şeyleri bir anlamda değiştirebilir. Ama TFF de genelde TFF'ler ortama uyduğu için, idare etmeye çalıştığı için özellikle büyükler özelinde pek fazla uzun ömürleri olmadı son dönemde. O yüzden de işte az önce yine benzer şeyi dile getirdim. Yeni TFF yönetimi de hani benzer bir anlayışla devam ederse onun da ömrü işte bir sene civarında olacaktır. Bir sene sonra yine benzer şeyleri konuşuruz. Çünkü daha geçenlerde bak Dursun Özbek söyledi, dikkatimizden kaçmasın. Daha yeni seçtik bu TFF'yi dedi. Hani daha yeni seçtik, bir dakika bir durun dedi aslında. Normalde çok da mantıksız bir şey değil söylediği. Çünkü o zaman şunu söylemek lazım kulüplere. Ya kardeşim niye seçtiniz o zaman bu adamı? Daha 3 ayda bu hale getirecekseniz Mehmet Büyükekşi ve yönetimini neden seçtiniz bu adamı diye sormak gerekir. Ama öyle bir gündem var ki, o kadar yıpratıcı ki, hemen o noktaya geliyor. Bak Galatasaray'da hemen o noktaya geldi. Yani Dursun Özbek onu söyledikten çok kısa bir süre sonra Fenerbahçe lehine 2 tane penaltı verildi. Pat diye Galatasaray'ın da görüşü değişti. Bu tersi de olabilirdi. Yani Fenerbahçe'de Mehmet Büyükekşi'yi destekleyip 2 aleyhine penaltıyla aynı şeyi söyleyebilirdi. Burada takımdan bağımsız düşünün. İşte o noktada o yüzden de TFF'nin biraz da artık ya ne yapayım kardeşim, öyle de öleceğim böyle de öleceğim deyip daha cesur davranması gerektiğini düşünüyorum yeni dönemde. Peki yeni dönemdeki Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylarından devam edelim. Servet Yardımcı çıktı, Cemil Kazancı çıktı, X çıktı, Y çıktı ki bu arada 5'te 1'ini almaları gerekiyormuş delege sayısının imza olarak aday olabilmek için. Ben 50 sayısını söylemiştim ama 50 tam değil ama işte 300 küsür delege olduğu söyleniyor. Hani 60 kadar imza toplamaları tamam. gerekiyor. Şimdi bu imzaları toplamak için bir federasyon başkan adayı belli tavizler vermek durumunda olmuyor mu? Yani burada düğme yine aslında en baştan yanlış iliklenmeyecek mi? İşin bir de tabii siyaset kısmı var. Türkiye'de adayların çıkması biraz siyasetin mevcut iktidarın, AK Parti'nin yol vermesiyle oluyor. Zaten orada bir taviz veriliyor. Bir göbek bağı oluşuyor. Sonrasında kulüplere de tabii iyi görünmek, hoş görünmek, sizden de birini alalım, sizden de birini alalım ya da kurullara sokmaya çalışıyor kulüp başkanları. Evet. Burada bir de 2-3 adaylı seçimde bence tek adaylı seçime göre daha da fazla taviz verilme ihtimali var seçilmek için. Çünkü oy hesabı... O yüzden sen diyorsun ki buradan bir şey çıkmaz. Yani yine kafalar böyle çalıştığı müddetçe çıkmaz tabii. Yani bu arada aynı seçimler İspanya'da da oluyor. İspanya'da bizimki gibi bir şey yok büyük ihtimalle. Yani bu kadar en azından yoktur ama bizim aklımız böyle çalıştığı için iş böyle yani şu anda Türkiye'de. Siyaset bir taraftan, kulüplerin baskısı diğer taraftan. Böyle olduğu müddetçe o tavizleri vermeyen de bu sefer seçilemiyor. Aynı Hasan Arat işte örneğinde söyledik. Belki oy almak uğruna söylemeyeceği şeyleri söyledi, vaat etti. Burada da öyle. Çünkü çok katı bir tutum sergilesen bir başkan adayı olarak bu sefer oy alamayacaksın kulüplerden. Oy almak için şirin gözükmen lazım. Bazı tavizler vermen lazım. Verdiğin noktada aldın ama bu sefer o senin dediğin gibi sert, katı ya bundan sonra ne olursa olsun diye yönetebilecek misin? Pek zor. Pek kolay değil bence. Çok zor. Keşke senin dediklerine itiraz edebilsem ama çok da edemiyorum. Yani ben de aksi bir şey bulamıyorum bu açıdan. Yani bu kafa yapısıyla gidildiği müddetçe, çünkü kulüpler değişmeyecek. Kulüpler şu an Türk futbolun iyiliğini düşündüğünü söylüyor ama öyle değil. Yani bugün öyle, yarın tabii ki kendi lehine olanı düşünecek. Mesela işte bir sonraki yönetimin elinde nasıl bir bomba olacak? Yine şampiyonluk sayıları 59 öncesi 1. Ben söyleyeyim. 2. 2011 Süper Kupa Ali Koç'un önerisi Şanlıurfa'da. Oynatın aynen. diyor. Beşiktaş destek veriyor. Şimdi diğer tarafta da Trabzonspor var. Şimdi ne yapacak bu Türkiye Futbol Federasyonu? Ne yapabilir? Buradan sağlıklı bir şey çıkması mümkün mü? Böyle başlayacak bir federasyonun. Ki herhalde 3 yılına işte seçilecek. Burada hani mesela 2010-2011 Süper Kupası ile alakalı olarak o sezonun şampiyonu kim? Fenerbahçe. Türkiye Futbol Federasyonu resim listesinde yazıyor mu? Yazıyor. Kupa şampiyonu kim? Beşiktaş. O zaman oynatacak. Bazı şeylere böyle bodoslama da alacak.
Ama mesela şey olmuyor ya, mesela ben de şöyle karşı bir fikir sunabilirim sana. Evet, şampiyonlar öyle değişmedi zaten ama artık geçti. Mesela Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi o dönem ama şimdi orada gidemedi diye sonra Fenerbahçe'yi de alalım demiyor UEFA mesela. Hani o hak artık sonra geçti. Alamaz çünkü. Ama Süper Kupa'yı tabii oynanmadı. Ki. Yani Süper Kupa Şampiyonlar Ligi gibi değil. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin yerine başka bir takım gitti. Trabzonspor gitti. Ama Süper Kupa'yı Trabzonspor oynamaya hak kazanmadı. Dolayısıyla daha düz bir mantığı var. Yani burada oynanmamış bir şey var. Orada oynanmış bir turnuvaya bir takım eklemek mümkün değil. Dolayısıyla mantıksız. Ama oynanmamış bir kupa oynanabilir. Oynanabilir de hani 2011'in kupasının 2024'te oynanması ya da 2025'te oynanması mantıklı mı mesela? Hani buna bence karşı tez çok rahat sunulur. Ama doğru bir tez olmaz. Neden sana göre işte. Bana göre olabilir. Neden oynanmıyor? Şimdi neden oynansın 2011'in Süper Kupa maçı? Zaman anca hukuki süreç bittiği için ve anca karar verebildiğiniz için. Anladın mı? Ya da bak ya da şöyle söyleyeyim. Karar verildi bu arada zaten. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla ilgili sürüncemede kalmadı ki. Fenerbahçe hep şampiyondu. Hani Trabzon sonrası, ilan edilmişti. Sonra Fenerbahçe'ye verildiği bir şey sonrasıyla alakalı olarak işte şeye gidildi. UEFA, o Ali abi. Çurt kasması. Tepsi'nin sitesinde hep ne yazıyordu? Tamam. Fenerbahçe şampiyon. Okey. Bu senle tartıştığımız konu bu değil. Sen öyle düşünebilirsin. Neden oynansın diye düşünebilirsin. Bence de oynanmalı. Bu benim fikrim. Tamam. Ben bu arada net bir düşüncem yok. Ben sadece karşı tez olarak sana sunuyorum. Tamam, ben netim. Bence oynanmalı. Kupa şampiyonu Beşiktaş, lig şampiyonu Fenerbahçe ise ve o hala oynanabilecek durumdaysa oynanmalı. Bu benim düşüncem. Hatalı olabilir. Hiç önemli değil. Senin düşüncen daha doğru olabilir. Ona da hiç itirazım yok. Ama federasyonun öyle ya da böyle bir karar vermesi lazım. O zaman federasyon desin ki lig şampiyonu bu, kupa şampiyonu bu. Evet, bu tarihte oynanacak. Bitti bak, bitti. Ya da desin ki Süper Kupa finali oynanmayacaktır. Bu sebeplerle oynanmayacak. Bitti bak. Tamam mı? Tartışma olmayacak mı? Olacak. Oynansa da olacak, oynanmasa da olacak. Ama bir karar ver. Yani onu da gene şey yapma. Ortada bırakma. Bir karar ver. Belirsiz bırakma. O tartışmayı sürekli hale getirme. Sürekli birileri o tartışmayı alevlendirmesin. Bir karar ver. De ki bu gerekçelerle oynanacak, bu gerekçelerle oynanmayacak. Birileri üzülecek, artık birilerini üzün. Yani zaten problem oradan çıkıyor. Birilerini üzmemek için bu kararlar veriliyor Türk futbolunda. Şimdi daha doğrusu verilmiyor. Yani Fenerbahçe'ye ya da Galatasaray üzülmesin diye 59 öncesi şampiyonluklarla ilgili karar verilmiyor. Burada da Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş. Birileri üzülmesin diye o karar verilmiyor. Anladın mı? Ama bir karar verin, birileri üzülsün. Birileri üzülmediği sürece böyle olacağız. Tekrar söylüyorum bak. Benim düşüncem öyle, senin düşüncen öyle. Önemli değil. Önemli değil. Ama Türkiye Futbol Federasyonu o kararı vermeli artık. Oynanacak kardeşim. Oynanmayacak kardeşim. Bitti. Ondan sonra da arkana bakma. Devam et. Bunu yapabilirler mi? Evet, yapar. Bunu isteyebilir miyiz peki? Bunu istemek hakkımız mı? Hakkın. Bu kadar işte. Söylemek istediğim bu. Birileri elbet üzülecek. Artık onu da göze alın bir zahmet. Ondan da korkmayın artık bir zahmet. 59 öncesi şampiyonluklar. Ya biri üzülecek. Bak orada mutlu olan iki taraf çıkmayacak. Olmaz yani. Ha, onu da yapabilirlerse gene tarihe geçen bir karar verirler. Biliyorsun bizimkilerde öyle şeyler de var da. Bir bakarsın oradan karar çıkmış, şampiyonluklar eşitlenmiş falan. Bizde olabilir öyle bir şey de. Yani genelde bir taraf üzülmeyecek. O kararı ver. De ki böyle bir tartışma yok. Zaten Türkiye'de futbol 59 öncesi profesyonel oynanmıyordu. 59 sonrası profesyonel oynanıyor. O yüzden mevcut durum geçerlidir de. Konuyu kapat. Ya da de ki Fenerbahçe'nin başvurusu haklıdır. Fenerbahçe'nin şu kadar şampiyonluğu vardır. Galatasaray'ın bu kadar, Beşiktaş'ın bu kadar, de konuyu kapat ama. Yok ama böyle beklersen komisyon kurulacak, o çalışma öyle şöyle böyle falan filan dersen işte bu noktaya geliyor. Diğer konularda da yani daha hızlı karar vermesi gereken konularda da artık orada da bir kez daha birilerini üzülecek, eyvah ne der, dur onu da idare edeyim, bunu da idare edeyim mantığını güttüğü sürece zaten oradan bir şey çıkmayacağı belli. Ve bunu da anlamak için federasyonların öyle 2 yıl 3 yıl görevde kalmasına gerek yok. Yani iki büyük takımı ilgilendiren bir kararda federasyonun hangi yöne gittiğini anlayabilirsin bence. Çok zor değil. Eğer iki tarafta üzülmesin diye karar veren bir federasyon varsa o zaman anla ki o federasyondan çok bir şey olmayacak. Yani bunun için 2 sene 3 sene beklemene gerek yok. Bir ya da iki olay bence çok net bir şekilde o federasyonun da
nasıl baktığını, nasıl kararlar vereceğinin işaretini anlayabiliriz. Sadece bir şeye bakar. İşte bir iki büyük takımı da ilgilendiren bir olayda, yani ikisi de aynı olay için PFDK'ya sevk edildiği noktada anlarız. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. 8.47 saatlerimiz, dün Beşiktaş içinde hareketli bir gündü. Başkan seviyesinde açıklamalar, ikinci başkan Hüseyin Yücel'in açıklamaları ve Beşiktaş futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın açıklamaları. Bayağı elimizde malzeme oluştu. Hasan Arat'la başlayalım. Teknik direktör konusunda yerli ve yabancı alternatiflerimiz var. Kırılgan bir dönemdeyiz ve hassas davranacağımızı bilmenizi istiyorum. Kupayı kazandıktan sonra bazı şeyleri paylaşacağım. Yerli ve yabancı hoca ihtimali %50-50 diyor. Aslında kendisine yakıştırılan yabancı bir teknik direktör getirmesi. Fakat yönetim kurulundan bazı isimlerin yerli isimler üzerinde durduğu söyleniyordu. Herhalde %50-50'yi bu şekilde yorumlayabiliriz. Ben okuduklarımdan bu şekilde yorumladım. Farklı fikirler olduğu düşünebilir Beşiktaş Yönetim Kurulu içerisinde. Bu da gayet normaldir. Şu anda hani sorsak mesela Ali abi, işte Sergen Yalçın olması gerektiğinden bahsediyor. Birçok futbol sever büyük ihtimal benzer şeyi düşünüyordur. Bizde hep döngüler var. İşte mesela milli takımda da bunu gördük. Beşiktaş'ta da gördük. İşte Valen İsmail'le bir süreç başladı. Olmayınca hemen garanti bir isim Şenol Güneş'e gidildi. Şenol Güneş'le olmayınca geçici olduğu için yabancıya gidilmedi. Yerli olarak alternatiflere bakıldı. Rıza Çalınbay da karar kılındı. Olmadı. Yabancıya gidildi. Şimdi yabancı olmadı. Bu sefer problem sadece yabancıdaymış gibi yerliye tekrar dönülür. Sergen Yalçın büyük ihtimal gelir. Sergen Yalçın başarısı olduğu noktada ya olmuyormuş yine, biz bir tekrar bir yabancı mı baksak gibi bir döngümüz var ağırlıklı olarak son dönemde bazı takımlarda. Bu gerçekten bu şekilde gidiyor. Peki ben sana bir soru sorayım. Şenol Güneş takımın başında kalsaydı bu kadar kötü olur muydu? Bilememekle birlikte tabii ki herhalde olmazdı derdim ben de. Bu kadar kötü olmazdı yani. Bu kadar kötü olmazdı. Aynen. Yine puan farkı 18-20 olurdu belki ama 37 mi 39 mu kaç? 39 galiba. 39 yani olmazdı. Bu kadar imkansızdı bence. Yani ama işte o kararları verirken bunları öngörmem mümkün değil. Ya bu kadarını kimsenin zaten öngörmesi mümkün değil. Ahmet Nur Çebi'nin de Hasan Arat'ın da hani Santos'u getirip ya bu kadar hala takım kötüye gidecek diye getirmezsin zaten. İyiye gidecek diye tabii getiriyorsun. Tabii ki hiçbir hareket takım daha kötüye gitsin diye yapılmıyor ama evet. İşte o sezon başında ya bu takımdan hiçbir şey olmaz rüzgar öyle bir kuvvetle estirildi ki ondan sonra hakikaten hiçbir şey olmadı. Ya doğruysa? Ne? Doğru değil ama. Bak sen ne diyorsun, bu kadar kötü olmazdı. Yumurta mı tavuktan? Bak şöyle söyleyeyim sana. Bu takımın başına, aynı takımın başına Şenol Güneş değil Serdar Topraktepe'yi getir. Tüm sezon boyunca Serdar Topraktepe'yi tut, bu kadar kötü olmaz. Rıza Çalınbay'ı getirseydin sezon başında, tüm sezon kalsaydı yine bu kadar kötü olmazdı. Hepsi birbirini tetikledi kötü anlamda. Peki şöyle o zaman nasıl diyeyim, senin de tezini çürütmeye çalışıyor gibi olacağım ama Şenol Güneş de kalsa yine bu takımdan bir şey olmaz algısı devam etmeyecek miydi? Zaten hayır, o algı daha sezon başında vardı. İşte vardı. Anladın ben mı? Diyorum ki daha kötü olmazdı ama belki olurdu. Yok, daha kötü olmazdı. Niye? Daha ne kadar kötü, tarihin en kötü sezonu. Tamam işte hani aynı algı devam edecekti. Algı değişti mi sezon boyunca? Rıza Çalınbay geldiğinde değişmedi. Serdar Topraktepe'de bence biraz değişti ama Santos gelince tekrar eski. Serdar Topraktepe zaten 3 maç. Ama 2 galibiyet 1 mağlubiyetti galiba evet. O dönem için. Yani evet. En iyi oynadığı dönemdi. %66 diyorsun. İyi bir başarı. Galibiyet yüzdesi var. Şu bu sezonun en başarılı ismi. Hani Burak Yılmaz olmadı mesela aynı şekilde. Biraz da şey işte hani taraftarlar kendini haklı da görebilir burada. Biz demiştik bu takımdan hiçbir şey olmaz. Bu kadar kötü bir takım, bu kadar yeteneksiz bir takım. Biz haklıyız diyen de olur mesela buradan. Sen diyorsun ki taraftar böyle dediği için takım kötü oldu. O taraftarlarda takım çok ya kötü tabii oldu. Biz zaten sezon başı gördük. Ali Erim göremedi. O yüzden biz anladım biliyorduk diye diyebilirler. Ama işte bütün futbolcuları kendi standartların dışına çıkardılar. Asıl problem oradaydı. Yani bunu hep konuştuk. Şimdi Beşiktaş'ın hala kadrosuna bak. Tek tek kadrosuna bak. Tek tek kadrosuna bak. Çok kötü diyemezsin. Hala diyemezsin ya. Hala diyemezsin Beşiktaş'ın kadrosuna. Tek tek baktığın zaman, oyuncuların genel kariyerlerine baktığın zaman bu kadro çok kötü diyemezsin hala. Gelenlerle gidenlerle.
hala onu iddia edemezsin. Ama öyle bir, yani hiçbir şey olmaz rüzgara estirildi ki sezon başında. Ya bu çöp, o da çöp, o da çöp, o da çöp, o da çöp. Ondan da bir şey olmaz. Yani oyuncular da ne olduğunu şaşırdı. Oyuncuya işte dün Samet Aybaba şey demiş, yani 6 tane teknik adam gönderdiniz, helal olsun demiş. Hani işte bazıları güldü, tebessüm etti. Bazıları çok sinirlendi Samet Aybaba'nın bu açıklamasına. Fakat oyuncular da, yani bir sezonda 6 tane teknik direktörle çalışılır mı? Daha sezon başlamadan senden hiçbir şey olmaz denir mi bir takıma? Ama ben mesela burada da şey gibi oldu biraz. Senin söylemin hani sezon başından beri benzer. Taraftarın aslan payını taraftara kesiyorsun sen burada. Evet. Algıladığım o. Sen de zaten onay verdin ama buradaki pay fazla abartılıyor olabilir mi? Yani burada futbolcuların transfer politikasının, teknik direktörün, belki vücut dilinin, yönetiminin, ki Burak Yılmaz'ın da Şenol Güneş'le ilgili bu anlamda eleştirisi olmuştu. Acaba o paylar biraz azımsanıyor mu? Mesela burada şey gibi oldu. Hani Türk futbolun en büyük problemi yöneticiler diyorsun. Beşiktaş'ta da taraftarlar diyorsun. Tamam, Türk futbolu için çok itirazım yok ama burada itiraz ediyorum. Yani bu kadar fazla taraftar odaklı bir çöküş olduğunu da düşünmüyorum. Yani taraftar mesela maçlarda olabildiği kadar da pozitif. Beşiktaş taraftan bu kadar kötü sezonda, yani son maçtaki destek olmaması lazım senin bakış açından. Yani çok büyük protestoların olması lazım takıma yönelik, teknik olmadı yönelik. Mı? Çok büyük olması lazım. Bu kadar hani hala bir şey var, yani bir pozitiflik, bir umut var içinde Beşiktaş taraftan. Yani senin dediğin kadar oyuncudan özgüvenini kesecek, yaralayacak bir dönem olduğunu düşünmüyorum ben. Sezon başına bakacaksın. O dönem için sezon başına bakacaksın. Tamam, sezon ortası. Tamam, tamam, oradan düşüşü nasıl açıklayacağız o zaman? Nasıl oradan düşüyor? Hani 9 puan gerideydi bu takım, 10 puan gerideydi. Peki 39 puanı nasıl açıklayacağız? İşte. Yani 10 ile 39 arası nasıl açıklayacağız? Hani tamam, sen sezon başına 0-10 arasına baktık. Hı-hı. Puan farkı 10'a çıktı sıfırdan herkes başladığı için. Sonra 10-39 var işte ama. İşte ondan sonra da ne olduğunu anlamayan futbolcu grubu var. İşte orası da taraftara bağlanamaz. Hayır, orası taraftara bağlamıyorum zaten. Diyebilirim. Ama ben diyorum ki işte o yüzden sonra sordum yani. Herhangi bir teknik direktör olsa bu takımın, bu takımla devam eden bu kadar kötü olmaz zaten. Anlatmaya çalıştım, o aynı yerdeyiz seninle. Ben diyorum ki herhangi bir teknik direktörle devam etseydi bu takım zaten bu kadar kötü olması mümkün değildi. Bu kadar fark yemesi. Ama işte niye değildi bu kadar kötü oldu? Söylüyorum ya işte o Ali abi, ama bir noktada 10'da 39 arasını tamam. Bu takımdan bir şey olmaz dedikleri noktada o hoca gitti, o hoca geldi, o hoca gitti, o hoca geldi, o yönetim gitti, bu yönetim geldi. Yani oyuncular da ne olduğunu şaşırdı ki. 6 tane teknik direktörle kim çalışmış bir sezonda Beşiktaş tarihinde de? Artık sen hani 10 puan değil 39 puan nasıl oldu diye bakıyorsun. O yüzden oldu işte. Ondan sonrası tamamen kaos. Yani Şenol Güneş'ten sonrası tamamen kaos oldu bütün seçimleriyle. Ve hiçbir şeye, hani orada aynı zamanda seçilen teknik direktörlere de güvenilmedi. Yani ne Rıza Çalınbay'a güvenildi, ne Burak Yılmaz'a güvenildi. Fernando Santos'a destek verildi. Ama işte o da hani kendi içerisinde bir çözüm bulamadı takıma. Ya da belki çok geç gelmişti bu takım için. Ki aslında devre arasıydı geldiği dönemde. Ama ortaya çıkan tablo Beşiktaş'ta tamamen tarihin neredeyse en kötü futbol sezonu oldu. Ben de hep şunu anlatmaya çalıştım. Yani bu takım Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro seviyesinde değil. Ama bu takım ligi bir yere kadar götürebilir. Hep ondan bahsettim. Yani bir yere kadar zorlayabilir. O işte ne olur? 6 puan olur dedim. 9 puan olur, 10 puan olur. Yani o arada tutabilir ligi. Ondan sonra büyük maçlar belirler. Bunu söylerken de ilk gerekçem, hep ligdeki takımlara bakın. Ligdeki takımlara bakın. Yani hangi ligden neyi ummuyorsunuz? Anlatabildim mi? Yani bazen de planlamanın stratejini içinde bulunduğun duruma göre yapman gerekir. Onu anlatmaya çalıştım. Yani bu ligde Beşiktaş, tamam, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ayır. Ayırdın onları. Fenerbahçe ve Galatasaray'a kaç maç kaybedersin bir sezonda? 4 maç kaybedersin. Peki kalan 34 maç, takımların haline bak. 34 maç, kalan 34 maçta Beşiktaş bu kadar fazla mağlup olacak, bu kadar fazla puan kaybedecek bir kadroya sahip mi? Ben de onu soruyorum. Fenerbahçe, Galatasaray'a ayır. Trabzon'la Beşiktaş'a bak. İkisi de felaket sezonlar geçiriyorlar. Biri üçüncü, biri dördüncü. Nasıl oluyor bu? Biraz i̇şte da ben burada hani bu haftaki mağlubiyetin taraftarın bu takımdan bir şey olmaz demesinden çok futbolcu grubuyla. Bu haftakine bakma artık, olay koptu, kopalı çok oldu. Ama ben sezon başından bahsediyorum. Ali abi, ama
Kopan sezonlarda reaksiyon gösteren takımlar da oldu. Hani İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si kopan sezonda ikinci bitirdi, Konya'yı geçti. Ya daha geçen sene Beşiktaş Şenol Güneş'le son 15 maçın 12'sini kazandı. Tamam işte, olabiliyor yani. Daha geçen sene oldu. Aynen. İşte tamam, ama bu sene öyle bir getirdiler ki takım artık bitti. Bir noktadan sonra gitmişti artık. Ortada Beşiktaş diye bir şey yok şu an. Beşiktaş futbolcu diye bir şey yok. O yüzden geçen gün konuştuk burada, sohbetini yaptık. Yani bu sezon hangi futbolcu diyorsun kendi standartına yakın oynadı? Hangi futbolcu diyorsun? Herkes birbirine bakıyor Beşiktaş'ta. Ya bak, çok iyi sezon geçirdi demiyorum. Kendi standartında oynadı diye soruyorum. Soru basit bir soru. Kendi standartında oynayan oyuncu söyleyin bana diyorum. Yok, öyle bir oyuncu yok Beşiktaş'ta. Ya Necip diyorsun yani. Bir de Semih çıktı işte. Başka hangi oyuncu var? Araya gitmemiz lazım. Aradan sonra devam edelim buna. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 9.03 saatlerimiz Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Aslında nereden geldik? Hasan Arat'ın açıklamalarından. Tahmin ediyorum ki buralara kadar geldik tartışmada. Dinleyicilerimizden de, Beşiktaşlı taraftarlardan da mesajlar var. Ben açıklamalardan devam edeyim. İkinci Başkan Hüseyin Yücel şöyle diyor. Türkiye Kupası'nda da yabancı VAR uygulaması istediklerini vurgulamış. Yönetim olarak Türkiye Kupası'na odaklandık. Kesinlikle yabancı VAR talebimiz olacaktır. Bu hafta Beşiktaş maçına atanmadı. Şaşırmadık. Demek ki federasyonumuz Beşiktaş maçlarını önemsemiyor diye konuşmuş. Ve yabancı hakemlerin performansıyla ilgili de çok daha sağlıklı yönetildi maçlar. İnsanların içi rahat, psikolojisi rahat. Tabii ki hakem arkadaşlar hata yapabilir ama insanların aklında şüphe kalmadı. Bu bile Türk futbolu açısından büyük bir ilerleme ve büyük bir fayda yorumunu yapmış. Tabii bunlar standart açıklamalar, asıl açıklamalar Samet Aybaba'nın açıklamaları oldu dün. Bayağı bir gündem oldu. Mesela açıklamalara geçmeden önce bir dinleyicimizin mesajını okuyayım. Öyle geçmek istiyorum. Samet Aybaba'yı tebrik ediyorum demiş Talip Erdoğan. Çok gerçekçi bir açıklama. Sizin günlerdir konuştuğunuz Beşiktaş kadro gerçeğini direkt ortaya koymuş. Sancılı da olsa tespiti ne kadar gerçekçi ve doğru yaparsanız çözüm de daha sancılı ama daha doğru olur diyor. Ne dedi peki Samet Aybaba, bilmeyenler için hızlıca bir hatırlatayım. Buradan bir gazeteden okuyacağım. Sergen Yalçın'la hiç görüşmediklerini dile getirmiş ki zaten şu anda halihazırda bir takım çalıştırıyor. Görüşmemiz de doğru olmaz diyor. Euro 2024 için de bir YouTube kanalıyla anlaşmış yorumculuk için. Bir ay boyunca YouTube'da yorumculuk yapacak Sergen Yalçın. Antalya Başkanı Sinan Boztepe'nin dün açıklamasını gördüm. Sözleşmemiz bitiyor ama hocayla konuştuk. Devam etme niyeti var diyor. Ama tabii imzalar atılmadan hiçbir şey belli olmaz. Öyle kolay bir opsiyon gibi durmuyor Sergen Yalçın'da. Futbol takımını 6. hoca değişikliği nedeniyle tebrik ettiğini belirtiyor Samet Aybaba. Fernando Santos öncesinde teknik direktörle ilgili çok görüşmeler yaptık ama takımla ilgili yeterli karşılığı alamadık. Büyük bütçeler ve çok transfer istendi. Beşiktaş'ın sistemi ve oyun düşüncesi belli. Çok koşan, coşkulu, rakip alanda etkili olan, büyük takım gibi oynayan ve oyunu yöneten bir takım. Takıma tarihe geçtiniz, 6 antrenör değiştirdiniz dedim. Tebrik ettim onları. Helal olsun dedim diyor. Elimizde geniş bir oyuncu listemiz var. Raporları hazırladık. Sağ içi kalitesini arttırmamız lazım. Biz yeniden yapılanıyoruz. Bu kısım da yine çarpıcı. Elimizde çürümüş bir takım var. Çürümüş bir takım var. Bu kolay değil. Rakiplerimizin kadrolarını görüyorsunuz. Çok gerisine kaldık. Bu hemen yapılacak bir iş değil. Sabırlı olmamız gerek. Zamana ve saygıya ihtiyacımız var. Hep birlikte hareket edeceğiz diyor. Teknik direktör konusunda herhalde hemen 3-5 günde olacak şeyler değil. Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız fena dönemini hatırlayın. Sabrettikten sonra geldiğimiz kaliteye, elde ettiğimiz başarılara bakın. O yüzden şu anda yapacağımız bir hata bizi hedefimizden daha da uzaklaştırır. Ben bu kulübe geleli 47 sene oldu. Feyyaz Hoca'nın yaklaşık 50 senesi, 40 senesi olmuştur. Bizim bir aidiyet duygumuz var. Camia hep iyi yerlerde olsun isteriz. Hep bu duygu ve düşüncelerle buradayız. Zamana ve saygıya ihtiyacımız var. O yüzden çok titiz bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz diyor Samet Aybaba. Çarpıcı ifadeler. Dün sosyal medyada düşünce tabii
bir anda geniş yankı buldu. Bu kadar net tespitleri kamuoyu önünde ya da kamuoyuna yansıyacak şekilde yapmak ne kadar doğru, takım üzerinde nasıl bir etkisi olur? Sen ne taraftan bakıyorsun Ali abi? Vallahi artık film koptu Beşiktaş'ta. Hani... Doğrusu yanlış artık karıştı diyorsun. Evet, yani birbirine. Hiçbir şeyi net olarak değerlendirmek mümkün değil. Film kopalı çok oldu bu sezonla alakalı olarak. Dolayısıyla hani işte normalde çürümüş bir kadro var. Futbolcu grubuna söylenecek bir söz değil. Ama Samet Aybaba bunu söylüyorsa bu çürümüş futbolcu grubunu kendi tanımıyla yok etmesi lazım. Çünkü normalde ne yaparsın? Çürükleri ayırırsın değil mi? Beşiktaş... İmkanım varsa. Ne? İmkanım varsa. Beşiktaş Abubakar şöyle, Abubakar böyle dedi. Abubakar affetti. Abubakar da kadro dışıydı. O zaman sorarım ben de Samet Aybaba'ya. Yani Abubakar neden kadro dışı kaldı? Neden affedildi? Gezal kadro dışıydı. Neden kadro dışı kaldı? Neden affedildi? Neden o zaman hala bu oyuncular kadroda? Neden tutuyorsunuz? Yani şu an Beşiktaş Abubakar'dan ne alacak? Ne aldı affettikten sonra? Daha da güzel bir soru sorayım. Abubakar affettikten sonra ne aldı Beşiktaş? Abubakar'dan ne katkı aldı? Hadi biri bana söylesin. Şimdi bunları söylemek kolay. Bu tespitleri yapmak kolay. Ama onunla alakalı olarak ne yaptığınıza da bakmak gerekiyor. Yani ne yaptınız? Madem öyle, bu kadro çürümüş, bu kadro bu hale gelmiş. Peki ne yaptı Beşiktaş yönetimi? Rose'yi gönderdi, Onana'yı gönderdi, Bayi'nin sözleşmesini feshetti, Muçi'yi transfer etti, Vorul'u etti, Almusati'yi etti. Evet. Bir transfer, Svensson'u transfer etti. Almusati'yi etti, oynatamadı. Oynatmıyor yani. Svensson'u ilk transferiydi. Gelecek sene takımda olur mu tartışılır. Vorul, yani Vorul getirildi. Vorul'la ilgili de Hasan Arat'ın çok güzel sözleri var. Çok güzel şeyler söylüyor getirdiği oyuncularla, getirdiği hocalarla alakalı olarak. Neticede Necip kesemedi. Hani bazı taraftarların geçen gün sohbeti konusu oldu şey olarak. Hani Necip standartı belirler Beşiktaş'ta. Eğer Necip oynuyorsa Beşiktaş'ın kadrosu kötüdür. İşte Necip yedekse iyidir. Necip hiç oynamadıysa çok iyi kadrosu vardır diye. Sizin İngiltere'den bulup getirdiğiniz stoper Necip'i kesemedi. Yani o yüzden işte inceleyip sıkı dokuyacağız. Yani inceleyip sıkı doktuktan sonra 15 hoca sonra Fernando Santos geldiyse ve Fernando Santos bunları yaptıysa ben bundan sonraki kararlarda nasıl tam olarak güveneceğim? Fenerbahçe ve Galatasaray ile aradaki farkı, o açıklığı nasıl kapatacak? Neyle kapatacak? Eğer çabuk bir değişim istiyorsa Beşiktaş, çabuk bir değişimde transferde 12'den vurmalı. Ve çok pahalı işlere imza atmalı Beşiktaş. O bütçe var mı? O know-how var mı dersen pek bilmiyorum. Ama Samet Aybaba'nın inandığı futbol doğrularıyla gidecekse Beşiktaş, Samet Aybaba'nın ya da Beşiktaş'ın genel olarak kendi geleneklerine uygun bir yolu gidecekse bu sezon ve hatta bir sonraki sezon Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde olmaz. Ya da bir yere kadar olur. Onu nasıl anlatacağınızla alakalı, taraftarı ikna edeceğinizle alakalı bir durum var. Yani pek Beşiktaş'ın ortasını bulabileceğini zannetmiyorum ben. Ya dediği gibi Samet Aybaba'nın biraz daha mütevazi bir kadro kurulur. O kurulacak mütevazi kadronun zaman içerisinde gelişimini beklersiniz. Bu bir yoldur. Doğru da bir yoldur. Hani çok da itiraz edeceğim bir yol değildir. Ama taraftarı ikna etmeniz lazım bu projenize. Yani gelecek sene değil, ondan sonraki sene değil belki. Bir sonraki sene için, yani bundan 3 sezon sonrası için güçlü bir takım, güçlü bir Beşiktaş iddia edebilirsiniz. Ha, bu süreç içerisinde Beşiktaş kalkıp da ligde 9. olmaz. İşte gene 3. olur, 2. olur. Ama bir yere kadar zorlayabilir ligi. Belki Avrupa'yı. Diğer yolda geçen gün seninle konuştuğumuz Galatasaray'ın son dönemde yaptığı 13.lükten sonraki yaptığı transferlerle, hoca değişimiyle beraber bir anda ligin zirvesine kurulan bir takım. Bu Beşiktaş'ın pek genlerinde yoktur. Ben Beşiktaş'ı takip ettiğim bunca yıl içerisinde Beşiktaş'ın bir sezon çok büyük transferlerle ertesi sezon şampiyon olduğunu hatırlamıyorum. Zor bir yoldur Beşiktaş için. Ekonomik anlamda da zordur. Yapılması anlamında da zordur. Ki hani
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de artık belli bir seviyede kalacağını düşünürsek kadro olarak daha da zorlaştırıyor işini. Ama göreceğiz hangi yolu tercih edecek Beşiktaş. Beşiktaş yönetimi nasıl anlatacak bunu? Taraftar bunu kabul edecek mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Şimdi mesela taraftarın en büyük gerginliği ne oldu biliyor musun? Bana sorarsan. Bu sezon başıyla alakalı olarak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferleri oldu. Yay gibi gerildiler. Fenerbahçe ve Galatasaray öyle transferler yaparken bizimkiler ne yapıyor diye. Bütün zaten olay bence oradan patladı. Bütün olayın patlaması oradan oldu. Şimdi bu taraftara sen gelecek sene işte feda dönemi gibi sabredin bu takım iyi olacak dersen geçirebilir misin? Bilemiyorum. Taraftar onu alır mı? Belki alır. Hani onu da kesin almaz demeyeyim. Ama bunu anlatmanız gerekecek. Yani ne yapmaya çalıştığınızı taraftarın iyi anlaması gerekecek. Ya da o hamleyi yaptığınız noktada Beşiktaş taraftarı en azından sahada umut verecek bir takım görmesi lazım. Yani umudu da taraftarın içinde hiçbir zaman alamazsınız. Umut görecek yani. O takım belki şampiyon olamayacak. Biraz daha genç bir kadro, mütevazi bir kadro ama oyunuyla sana bir şeyler gösterecek işte. Feda döneminde olduğu gibi. Bilic Beşiktaş'ın da olduğu gibi. Bilic Beşiktaş'ıyla dalga geçiliyordu. İşte hep üçüncü oluyor, şöyle oluyor, ne yapsa üçüncü oluyor, böyle oluyor falan filan. Ama ortada belli bir yapı vardı. O yapıyı birkaç transferle ve doğru teknik adamla bana sorarsan Türk futbolunun son dönemdeki zirvesine çıkardı Beşiktaş oyun olarak. Onu yapabildi. O yoldan tekrar gider mi? İşte o yola sabır var mı? Onları zaman gösterecek. Şu an ben bilemiyorum hangi yolu tercih edecekler. Çünkü hani açıklamalardan da bilmiyorum, sen bir şey çıkartabiliyor musun? Ben direkt bir şey çıkartamıyorum. Ne anlamda? Hani hangi yola gideceğini Beşiktaş'ın. Direkt transfere bakarsan yani. Samet Aybaba'nın stratejisiyle ters, taban tabana zıt bir transfer politikası ben görüyorum. Ama Samet Aybaba'nın açıklamasına baktığımda daha farklı bir şey görüyorum. Şimdi kimin gücü geçecek, kimin gücü yetecek? İşte, burada Samet Aybaba daha sanki etkisiz gözüküyor. Tamam diyemiyorum ben de hangi yolu seçecekler diye. Peki burada dedin ya hani transferle ilgili algısı Beşiktaş taraftarının işleri farklı bir yöne götürdü. Galatasaray işte Icardi'nin bonservisini aldı. Zaha'ydı. İşte Ziyech'ler geldi. Fenerbahçe'de Dzeko, Tadic hamleleri. Tadic'in Beşiktaş'ı değil Fenerbahçe'yi tercih etmesi. Ama mesela devre arasında sadece baktığımızda transfer de iyi işler yapan da bir Beşiktaş vardı. Mesela Galatasaray devre arasında Boy'u satıp yerine uzun süre sağ bek alamadı. Sol bek almak için Kılı Kırk yardı. İşte forvete Vinicius geldi. Trabzon sadece tek transfer yapabildi ki burada belki kıyas Trabzon olması lazım üçüncülük yarışı için. Fenerbahçe evet çok iyi transferler yaptı kağıt üzerinde ama karşılığını bulamadı. Beşiktaş'ta 10 milyon euro üzeri 2 oyuncu aldı. Aslında taraftarı tekrar büyük takım havasına sokacak. Ya biz Beşiktaş'ız. 10 milyon verdik gözümüz kapalı. Musati gibi çok potansiyelli Porto'nun Benfica'nın istediği oyuncuyu aldık. Muçi gibi işte Talişkavari bir oyuncu aldık. Fernando Santos gibi dünya çapında bir teknik direktör getirildi. Hı. Aslında o algıyı tekrar düzeltecek, şok etkisi yaratacak bir hamle silsilesi oldu Beşiktaş'ta. Fakat o da işe yaramadı. İşte o ama tabii tamamlandığı denemez. Yani ama hani en azından kötüye gidişi durdurup bence bir tık ileri götürmeliydi. Kötüye gidişi durdurmadı. Devam etti yani mesela. Sen şey olarak söylüyorsun. Bir anda şampiyonla oynayacak bir takım yarattı anlamında anladım. Değil. En azından bu yarayı tamam. Kapatacak. Sen o hamlenin sonuçları olarak söylüyorsun. Evet. Ben de şöyle ekleme yapayım sana. O tamamlanmış bir hamle değildi. Eğer Beşiktaş yönetiminin yolu buysa bu ve bunun gibi benzer transferlere devam etmek zorunda. Yok Beşiktaş zorunda yönetimi. Ama... yapmadığı noktada da bir yukarı sıçrayış lazımdı diyorum. Al-Musati, Muçi'yi aldığın noktada Fernando Santos'u getirdiysen puan farkı 30'sa 25'e inmesini ya da tabii, 30'da tabii. Kalmasını en kötü beklerim. Tabii ki. Havanın daha iyi olmasını tabii beklerim. Ki. Oyunun gelişmesini. Bir nebze olsun ya. Çünkü uçsun demiyorum Fenerbahçe Galatasaray seviyesine gelsin. Zaten Fernando Santos döneminin en acı tarafı o oldu. Yani Fernando Santos'un Beşiktaş'la ilgili ne yapmak istediğini sahada göremedik. Nasıl bir takım hayal ettiğini anladık ama o takımın zerresini sahada göremedik. Yani sen Fernando Santos takımını izlesen karakter olarak bir şey anlamazsın. O takım Rıza Çalınbay'ın takımı, Fernando Santos'un takımı mı? Sanki hiç Beşiktaş'ta hiçbir şey değişmedi. Burak Yılmaz hep aynı. Beşiktaş futbol takımı hep öyle. Hiçbir böyle şeyde çizgisinde hareketlenme olmadı Beşiktaş'ın. Hani bir süre yukarı gider bir istikrar yakalar haftalar boyunca hani oluyor işte 7 hafta yenilmiyorsun
O 7 haftada 6 galibiyet alıyorsun, bir beraberlik alıyorsun. Zaten işleri toparlıyorsun hemen. Bir anda hava değişiyor. Öyle bir şey de göremedik. Ne öyle bir seri gördük, ne öyle bir oyun gördük, ne oyun skoru destekledi, ne skor oyunu destekledi. Hani Beşiktaş taraftarı bana sorarsan Fernando Santos döneminde oyunu ikinci plana atıp skoru alsaydı da eyvallah diyebilirdi. Hani biraz skorlar da arkasından gelseydi bu Fernando Santos hamlesi artı Muçi ve El Musrati hamlesinden sonra biraz skorlar toparlasaydı takımı, bence taraftar ona da eyvallah diyebilirdi ama o da olmadı. Evet. Yani skor olarak da Fernando Santos dönemi olmadı. Mesela internette bir video meşhurdur. Bir çocuk pamuk şekerli duruyor suyun önünde. Suya değdiği anda galiba pamuk şeker olması lazım. Pamuk şeker yok oluyor. Ya da hayvan mıydı? O rakun ya. Rakun muydu? Bir tane rakun. Pardon. Ben çocuk rakun, gibi aklıma evet, kalmış. Pamuk şekeri aynen. Mesela Beşiktaş rakun taraftarı da devre arasında pamuk şekeri buldu. Değil mi? Almuş saati gelmiş. Muçi gelmiş. Fernando Santos çok hevesli. Bakıyor böyle pamuk şekerlerine. Bunu ne güzel afiyetle yerim. Yani ligin ikinci yarısını çok iyi geçiririm diyor. Daha hop 3-4 maçta zaten gitti, pamuk şeker falan kalmadı. Evet. Şu an ne Musati kaldı, ne Muçi kaldı. Fernando Santos zaten gitti. Hiçbir şey yok. Şu an elde var sıfır. Tekrar sanki başa döndü gibi Beşiktaş. Evet. Valla buradan nasıl çıkacak? Aslında sen de diyorsun ya, bu takım kötü bir takım değil. Yani illa müthiş kaliteli transferlere de bence ihtiyacı yok. Yani senin tezinden bakacak olursam biraz taraftarın inanması, biraz bu takıma bir şeyler vermesi, böyle birbirini... Ama artık havanın değişmesi lazım Mert. Tamam işte öyle zaten. Artık o noktaya geldi. Hani ben şu an sezon başında düşündüğümle bu kadro için şu an paralel değil. Yani bu kadroyu ayağa kaldıramazsın artık. Ama kadro benzer ya, o yüzden dedim. Hani... Yok, kadro benzer de artık bu kadronun da işte atıyorum. Şu an sezon başındaki Abubakar'la şu anki Abubakar aynı değil Beşiktaş için. Sezon başındaki Cenk'le şu anki Cenk aynı değil. Salih aynı değil. Onur aynı değil. Yani Beşiktaş'ta artık böyle bir sezonun ardından... daha radikal bir değişime ihtiyaç var bana sorarsan. Yani az önce anlatmaya çalıştım. Şimdi bundan önceki sezonda, geçen sezonda Beşiktaş Şenol Güneş'le 15'te 12 yaparak sezonu tamamlıyor. Ondan sonra bir yapı geliyor diye hissediyorsun bu sezona. Aynı teknik direktör, işte takviyeler var. Tamam, rakiplerin gerisinde bir kadro ama belli bir yere kadar mücadele edebilir diye düşünüyorsun. Ama sezon içerisinde yaşananlarla beraber artık bu kadro öyle bir yara aldı ki artık bu kadroyu hani ayağa kaldıramazsın. Zaten kaldırsaydı senin dediğin gibi o Şenol Güneş dönemi sonrasında gelen herhangi bir teknik direktörde artık bir şey görürdük. Bir ne der, bir kıpırdanma, bir hayat belirtisi, bir oyun belirtisi, oyuncuların performansında kişisel anlamda bir yükseliş, bir ya da iki tane oyuncuda gördük onu. Öyle bir şey olmayınca artık burada da biraz Galatasaray'ın yaptığı gibi ısrar etmeye pek gerek yok. Israr etmeye gerek olmadığı noktada ondan sonra işte yolunuzu seçmeniz gerekiyor. Ama bence ısrar etmemek gerektiğini anlamak lazım. Yani burada radikal değişim şeyle de olabilir. Daha mütevazi oyuncular, daha genç ağırlıklı bir kadro ya da yıldız ağırlıklı bir kadro. Onu tercih edin, onu bilmiyorum. O sizin bütçenize, futbol aklınıza ait bir şey. Ama artık burada ısrar edersen çok da bir şey çıkmaz buradan. Yani zaten öyle bir ısrar da pek gözükmüyor evet, yani evet, bu evet. ifadelerden. 9.21 ara vakti. İddaa.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Evet, şimdi alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Şu anda Bitcoin'in fiyatı 63.877 dolar. Düne göre %1,5'luk bir artış söz konusu. Öyle çok büyük bir yükseliş yok. Aslında akşam saatlerinde Amerika'dan yapılan açıklamalarla birlikte fiyat yükselmeye başladı. Öncesinde bir baskı vardı, 61.700 dolara kadar fiyat geri çekilmişti ama sonrasındaki açıklamalar çok sert gelmeyince Bitcoin'de fiyat olarak biraz rahatladı ama tabii ki bu piyasalardaki açıklamalar, İsrail-İran gerginliği, bunlar fiyata çok net etki etmekteler. TL olarak da fiyattan bahsedeyim. Şu anda bir Bitcoin 2.097.500 TL'den işlem görmekte. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
Şimdi daha bölümündeyiz. Bugün Şampiyonlar Ligi günü bir kez daha ve iki güzel karşılaşma oynanacak. Manchester City Real Madrid'i konuk edecek. Saat 22'de 3-3'ün revanşında, diğer maçta da Bayern Münih Arsenal'ı ağırlayacak. İlk maç İngiltere'de 2-2 eşitlikle sona ermişti. Büyük de tartışmalar vardı. Maç içerisinde Bayern Münih 2-1 öne geçmiş ve sonrasında bir de penaltı beklemişti. Çok da haklı bir penaltı beklentisi. Ligimizde verilmiş bir karar vardı Ali Şansalı'nın yönetiminde. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesine çok ucuz olarak değerlendirildi hakem tarafından ve verilmedi. Orada belki 3-1'e gelip bugün çok daha rahat bir karşılaşma oynayabilirdi Bayern Münih, ama bu sezon işler onlar açısından çok kolay ilerlemiyor. Ligi kaybettiler. Bakalım bugün Arsenal karşısında Şampiyonlar Ligi'ni de kaybedecekler mi? Kupayı da kaybettiler bu arada Almanya'da. O açıdan hani sezonda kalan tek hedef artık Bayern Münih için. Arsenal için öyle değil. Arsenal ligde bu hafta Aston Villa'ya kaybetmesine rağmen hala şampiyonluk için bir aday. City liderliği alsa da sonuçta puan farkı 1 mi 2 mi? İki. Tek maç. 2 puanlık bir fark var. Fikstür çok zor. Tabii fikstür hala City'nin lehine gözüküyor. Çok daha kolay ama yine ihtimali var. Bugün hani elense çok çok büyük sıkıntı olur ama en azından ligi kazanma ihtimali var. Bayern'in öyle bir şansı da kalmadı. Tek hedef. Yani işte Arsenal dediğimiz gibi gitti. Kendisi aslında Aston Villa'ya kaybederek bir kez daha sevenlerini üzdü. Sevenlerini ağlattı. Arsenal demek üzülmek demek. Böyle. Sevinmek için sevmedik. Sevinmek için sevmedin de arada bir sevinseniz de iyi olur yani. İşte mutlanıyorlar sezon içinde. Biraz seviniyorlar. O sevinç hissini de orada tadıyorlar. Şampiyonu konusunda City'ye bırakıyorlar genelde. Evet. O sevinci. Tottenham, Manchester United ve Chelsea ile oynayacaklar. 6 haftada. Zor işler yani. Evet, yani kolay bir şey değil. Bugün Bayern Münih maçında bakalım nasıl olacak. Üçüncü olurlar büyük ihtimalle. Liverpool? Liverpool'da geçer diye düşünüyorum. Şu an aynı puandalar Liverpool'da. Liverpool'un biraz daha görece daha iyi bir fikstürü var. Geçebilir diye düşünüyorum Arsenal'da. Peki bugünkü maçlara dönersek, Manchester City Real Madrid 1.53 Manchester City oranı. Real galibiyeti 4.32, beraberlik 4. Bayern Arsenal'da 2.24. Bayern 2.57, Arsenal 3.35'te beraberlik gibi bir oran var. Sen gollere mi yönelirsin burada daha çok? Çünkü dünkü maçlar da yine bol gollü bitti. Bayağı. Yine KG var bitti. Yine 4-1'e 4-2 bitti. Evet, 2.5 üst 4-6 gol bandı. Bugün de mi öyle olur sence maçlar? Yani Manchester City Real Madrid karşılaşmasında Real Madrid tabii bir anda böyle silmek kolay değil. İkimiz de seninle Manchester City'nin galibiyete yakın olduğunu düşünmekle birlikte Real Madrid'in Manchester City gibi rakip yer alanda oynayan, rakip yer alana yığılan ve kontra verebilecek takımlara karşı çok büyük silahı var. Yani Real Madrid yıllardan beri Ancelotti döneminde geçiş oyununu belki en iyi uygulayan takım. O yüzden de hani direkt olarak böyle bir Real Madrid'i al karşına Manchester City dene maçı değil bence. Dolayısıyla sanki biraz daha goller mantıklı olabilir. Yani bugün sen Real Madrid'in birden fazla gol attığı bir karşılaşmaya çok şaşırır mısın City önünde? Yok. Yani o silahları fazlasıyla var Real Madrid'in. Şey var mı? Kyle Walker var mı? Yoksa sakatlığı devam ediyor mu Kyle Walker'ın? Onunla ilgili sanki arada konuştu diye hatırlıyorum Guardiola. Hani kesin bakayım konuşmadı. Şimdi ben bir BBC'ye. Çünkü Kyle Walker'ın olması demek Vinicius Junior tehdidini biraz daha aza indirmeniz anlamına geliyor. Tabii o da sakatlıktan çıktı. Sakatlıktan çıktıktan sonra hani hangi seviyede karşılayabilir Vinicius'u, o da. Bu arada ilk maçta da Rodrigo sol kanat gibi başlamıştı. Hı-hı. Aslında hani Vinicius direkt aslında olarak kanat değil. Vinicius bayağı merkezde de oynuyordu. O yüzden oradaki hesap çarşıya uymayabilir. Yani şöyle söylemiş BBC. BBC iyileşti ve oynayabilecek durumda yazmış. Guardiola da bir ya da iki antrenmana katıldı demiş. Kendini iyi hissediyor demiş. Ama baştan itibaren oynayacak mı, yedek mi kalacak? Bunu yarın göreceğiz demiş. Belli değil yani. Evet, ama birçok açıdan bizim için çok iyi bir haber. O bizim kaptanımız. Geçen sene
ki karşılaşmalarda Vinicius, Neymar ve Mbappe'ye karşı oynadı. Onları nasıl savunacağını iyi biliyor demiş. Böyle bir yorum olmuş Guardiola'nın dünkü basın toplantısında. Şimdi BBC'den baktım. O hakikaten önemli yani. Kyle Walker'ın Vinicius karşısında ya da Rodrigo karşısında olup olmaması birçok şeyi değiştirir. Geçen maç Akanji'yi, evet, değil mi, gördük o tarafta. Yani kolay bir eşleşme değil o. Bir de hani ne tarafa deplese olurlarsa olsunlar. Yani çok tehlikeli oyuncular geçiş oyununda. O yüzden de hani en azından 1-0-2 oranı bence maçın riskini karşılamıyor. Daha yüksek bir City oranı belki denenebilirdi ama bu oran beni maç başlangıcında direkt olarak bir oynama yetmez. Gollere yönelebilirim. İki takımın da ne kadar kolay gole gittiğini zaten ilk karşılaşmada da gördük. O yüzden belki risk olarak ilk yarı 1.5 üstü gibi bir tercih olabilir. İlk yarı karşılıklı gol var gibi yine yüksek riskli bir tercih olabilir. Onun dışında 3.5 üstü de yine sanki bu karşılaşmada olabilecek skorlardan bir tanesi diye düşünmekteyim ben. Diğer maç için, Bayern için bir... Orada oranlar aslında bir tarafa yönelmek için makul. Yani Bayern'in oranı da yüksek iç sahada. Arsenal'ın oranı da yüksek. Bayern tabii senin dediğin gibi yani ligde hem istediği işleri yapamadı hem de bir ritim bulamadı. Yani bu karşılaşmadan, eşleşmeden önceki karşılaşmada gitti. Heidenheim'e 2-0'dan maç verdi. İşte hafta sonunda 2-0 kazandı. 2-0 kazanırken tabii hani rakip Köln mütevazi bir takım ama son dönemde maçları az gollü geçiyordu Köln'ün. İlk yarıda özellikle net pozisyonları vardı. Erik Eylül'ü kaçırdığı Bayern. O maçın da ben bir bölümünü takip ettim. Bayern'de bence en büyük fark Coman, Sané gibi oyuncuların iyileşmiş olması. Bayern onların yokluğunu bayağı arıyordu. Onların olduğu kanatlar, hani Arsenal'ın da hücum ederken kendi kanatlarını çıkarması, ondan sonra Bayern'in topu verdiği noktalarda dişini göstermesiyle, yumruğunu göstermesiyle beraber bence Bayern'i bir tık öne taşıyor. İşte Harry Kane'in o az önce senin program içerisinde dile getirdiğin hani Lewandowski'nin merkeze gelerek kanatları kaçırması zaten Harry Kane'in dünyada yaptığı en iyi işlerden bir tanesi. Ve oraları da çok etkili şekilde oynayabilecek kanat oyuncuları var. Yani Gnabry'yi de belki bunların içine alabilirsin, ekleyebilirsin. Musiala gibi ekstra bir yeteneği var Bayern'in. O yüzden ben Bayern'in saha ve seyirci avantajıyla beraber Arsenal'ı mağlup edebileceğini düşünüyorum. Bugün Portekiz Kupası'nda yarı final rövanş maçı var. Saat 22.15'te Porto-Gimareş mücadelesi. İddiada bültende yine yer alıyor. Porto'da sen Arsenal bir... tarafında mısın? Bırak şimdi Porto'yu falan. Ben bir tarafta değilim. Arsenal'a da öyle çok güvenmiyorum yani. Ne olur? Hiçbir fikrim yok. Ben bir 0-2'ye girmem bu karşılaşmada. Hı. Yani kesinlikle. Gollere yönelmeyi tercih ederim. Zaten dün de ilk yarı 2 dedim Paris Saint-Germain'e ama tutturamadık orada da. Benim yani bir öneride bulunmam çok sağlıklı olmuyor. Ya da tersine ya da tutmaz diye bakarsanız belki olabilir. Olsun, biz seni böyle seviyoruz. Ya ama verebilirim yani biliyoruz. Yine bu tabii maçla şey, ilgili. Hayır, ben maç için yani iddia açısından sormadım mesela. Maç açısından ne olarak düşünüyorsun? Yok ama orada da işte Saka'nın, Ödegaard'ın son maçta yaşadıkları ufak tefek sakatlıklar, hazır olup olacakları belli değil falan. Hazır olsa bile çok şeyinde olmayabilir, en iyi seviyesinde olmayabilir. Ki bahsettiğimiz oyuncular da hücumun evet çok önemli oyuncuları. Özellikle Ödegaard bence takımın beyni, kaptanı zaten. O yüzden çok güvenemiyorum. Kayarsam da Bayern Münih'e kayarım gibi ev sahibi faktörüyle. Porto Vitória Gimareş maçı var. Asya Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları var. Al Hilal Al Ayn deplasmanda olacak saat 19'da bu karşılaşma. Bu maça da bence bahis yapılabilir. Onun haricinde evet bülten bu şekilde. Voleybolda da bir karşılaşma var. Erkeklerde de final serisi. De üçüncü maç Halkbank Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Eğer Halkbank bugün de kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Seride durumu 3-0'a getirecek. Fenerbahçe kazanırsa seriyi dördüncü maça gidecek. Ama iddia oranlarına baktığımda da Halkbank 1-0-8, Fenerbahçe 4-0-3. Zaten ilk iki maçı kazanmış bir Halkbank var. Ev sahibi. Bugün biter gibi duruyor. Hiçbir fikrim yok. Hani takımlarla alakalı, sadece iddia üzerinden, sonuç üzerinden. Evet. Onu da Halkbank söyleyeyim. Net şekilde önde gözüküyor senin de dediğin gibi. Şu ana kadar yapılan karşılaşmalar ve oranla birlikte. Yalnız Fenerbahçe voleybol takımı erkeklerde finalde. Kadınlarda finalde. Kadınlarda Euroleague şampiyonu oldu basketbolda. Evet. Erkeklerde Euroleague'de playoff oynayacak.
Altıncı mı oldu? Altıncı oldu. Bunun yanında ligde, basketbolda ve futbolda hala işin içinde. Yani sezon Türkiye için normal olarak devam ediyor. Hakikaten Fenerbahçe'nin yani büyük sporlardaki takımları çok başarılı bir yıl geçiriyor. Yani genelde hep tabii futbol üzerinden konuşulup kulüpler o şekilde değerlendiriliyor, ancak yani bu da büyük bir iş. Euroleague'de kadınlarda şampiyon oluyorsunuz. Voleybolda Fenerbahçe kadınlarda final serisinde şu anda 2-1 önde galiba Eczacıbaşı karşısında. Yani şampiyonluk için aday, işte erkek voleybolda final serisinde geride kaldısa da finalde çıkmış, sonuçta bayağı önemli bir iş. Sen tabii lig üzerinden konuştun. Mesela erkeklerin Avrupa'sını bilmiyorum ama kadınlarda da Sev Şampiyonlar Ligi'de yarı finale kadar yükseldi. Onlar da büyük bir başarı. Ligde bu arada iki haftada da kaybediyor Fenerbahçe Beko. Önce Anadolu Efes'e, bu haftada Türk Telekom'a kaybetmiş. Efes'in de iki mağlubiyet gerisinde ikinci basamakta yer alıyor. O açıdan... Kaçıncı hafta? 27. maçlar genel olarak oynanmış. Fenerbahçe'nin 26 maçı var. Toplamda da 30 hafta oynanacak artık. Orada tablo değişmez. Evet, bitime 4 maçı kalmış. Fenerbahçe'nin Beşiktaş, Darüşşafaka, Bursaspor ve Büyükçekmece maçlarını oynayacak ve playofflara gidilecek ama ikinci bitirecek gibi gözüküyor. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. 9.44 saatlerimiz. İddia bölümünde aslında paylaşmayı unuttum. Fenerbahçe kadın basketbol takımının bugün playoff finali 3. maçında Mersin'le karşı karşıya geleceğini söyleyelim ve maçı kazanması halinde de Fenerbahçe Alagöz şampiyona ulaşacak. Geçen pazar günü Avrupa şampiyonluğu gelmişti. Ligde de artık şampiyonluğa çok yakın, başlama saati 19.30 karşılaşmanın. Şimdi birkaç haberle programı noktalayalım. Beşiktaş'ta Ankara Gücü maçı öncesinde büyük şok. Siyah beyazlarda kaleci Mert Günok'la golcü Semih Kılıçsoy'un Ankara Gücü maçını kaçıracakları öğrenildi denmiş. İki oyuncu ile ilgili sakatlık açıklaması yapılmıştı. Bu maçta kalede Ersin Destanoğlu'nun oynaması, ileri uçta ise yine Abubakar'ın forma şansı bulması bekleniyor denmiş. Gerçi dün ve ondan önceki günden bu yana Beşiktaşlı muhabirler Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan bahsediyorlar. Takımın 2007 doğumlu santrforu, normalde yaşta bir çok küçük gözüküyor. 2007, 16, 17 yaşında genç bir kardeşimiz ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde dün Barcelona'da 2007 doğumlu iki oyuncu ilk 11'de çıktı. Paris Saint Germain'de 2006 doğumlu Zahir Emery oynadı. Artık o genç algısı da tabii ki değişiyor. Mustafa da çok fizikli, yaşının çok çok üzerinde fizik gücü olan bir futbolcu görünümündeydi biz onu takip ettiğimizde. Ki bu yaşlarda çok daha hızlı gelişim kaydedilebiliyor. Yani 2 ay öncesiyle 2 ay sonrası da fark edebilir oyuncu da. Bakalım, burada yazmasa da, hani Abubakar yazılmış ama onun da en azından kadroda olup süre alacağını düşünüyorum. Çünkü artık bu saatten sonra daha fazla genç oyuncunun kadroya gireceği, daha fazla süre alacağı söyleniyor. Samet Aybaba da sanıyorum bunu ifade etmiş sezonun geri kalanı için. Zaten Mustafa Erhan Hekimoğlu da o isimlerden biri olabilir. Kaleci konusunda ekstra bir genç isim yok. Hani Ersin'e gelecek forma, ki Ersin de aslında hala bu arada genç bir oyuncu. 2001 doğumlu Ersin Destanoğlu. Kaleci için de çok genç. Bakalım o bu fırsatı nasıl değerlendirecek. Diğer gençler mesela Demir Ege Tıknaz, Fernando Santos döneminin kaybolan oyuncusu oldu. Evet. Yani hiç bir maç herhalde, iki maç oynadı. Oradaki beklentisinin ne olduğunu da Atleti'ye verdiği röportajdan öğrendik. O röportajdan sonra zaten bir daha değerlendirecek herhangi bir dakikası olmadı sanıyorum Demir Ege Tıknaz'ın. Amartey'i ve Al-Nusrati'yi, hatta Jetson Fernandez'i 6 numara için tercih etti. Ama Serdar Topraktepe ile birlikte bence bu da değişir. Demir Ege de hani ilk 11 başlar demiyorum ama en azından oyuna sonradan girecek pozisyona gelir. Bakalım, Ankara Gücü maçı da herhalde başlangıç olur. Trabzonspor'la ilgili bir transfer haberi dikkatimi çekti. Yunus Emre Sel, aslında İngiliz basını tabii kaynak göstermiş burada ama Kelechi Iheanacho, Leicester City'nin Nijeryalı hücum oyuncusu, bir forvet, net bir santrfor değil, çok hareketli bir isim. Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın
Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin aslında bütün dört büyüklere yazmışlar İngiliz basınında ama Trabzonspor'un da ilgisi olduğuna vurgu yapılmış. Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktı oyuncunun, kararında kısa süre içinde vereceği söylenmiş. Tabii santrfor konusunda Petković birkaç gündür yazılıyor Trabzonspor'da tekrar. Onun açıdan pek ümit yok onun bonservisi konusunda ama işte Petković, eski gözdesi Iheanacho gibi isimlerle Trabzon muhakkak o bölgeye kaliteli bir santrfor takviyesi yapacak. Takımın genç flebekçisi Onur Alp Çevikkan'la ilgili de Real Madrid ilgileniyor haberi yapılmıştı. Fransız medyasında da yine bu haber doğrulanmış ve İspanyol devinin 10 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı söylenmiş Onur Alp için. Tabii çok çok iddialı bir rakam. Henüz A takım seviyesinde görmediğimiz, izlemediğimiz bir isim için 10 milyon euro. Bu yani yapmadığı şey değil. Real Madrid'in Vinicius'a da oynamazken 40 milyon euro para vermeyi göze almış bir takım sonuçta. Barcelona da bunu yanılmıyorsam kim için yapmıştı? Gerçi Real Endrick için de herhalde benzer şeyi yaptı. Bu yapılıyor bunlar. Eğer oyuncunun kalitesine güveniyorsanız tabii ki 10 Real için hiçbir şey ama Türkiye'den böyle bir transferin olması 10 milyon euroya çok şaşırtıcı olur. Haber eğer doğru çıkarsa. Ki Trabzon oyuncuyu 700 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı başarmıştı. Bakalım eğer Uğurcan bu sezon giderse sonraki sezon Onur Alp, işte Mustafa, yok Muhammed Tatepe gibi isimlere de şanslar gelecektir. Bakıyorum bir de Dragoş'la ilgili bir haber var. O da hatırlayacaksınız Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alıyordu. Fakat şöyle bir madde varmış oyuncunun sözleşmesinde. Eğer Gaziantep küme düşerse oyuncu serbest kalıyormuş. Yani Trabzonspor'un herhangi bir... Bu arada... Oyuncu kiralık zaten. Onu diyecektim. Şimdi haberi okuyorum da. Buruj'dan kiralık. Buruj'dan mı? Yok şeyden. Bu haberde yazmıyor da. Haber o zaman ben standart şimdi... Standart Liege'den kiralık. Buruj'dan değil. Standart Liege'den kiralık. Standart mı düşüyor acaba diyeceğim? Yok. Haber yanlış, evet. Şimdi ben haberi okudum da şu an okurken benim de jeton düştü haberi. Tabii olmaz. Tek senelik kiralık değil herhalde. Yok. Tek senelik kiralık. Olmaz, haber düştü. Tamam, son haber olmadı. Fiyaskoyla sonuçlandı. İyi bir haberle aklınızda da bu kalmasın diyeceğim ama şöyle bir dinleyicimiz sağ olsun hatırlatmış. Onunla bitireyim programı. Mustafa Demirkaya. Yarınki Fenerbahçe'nin Olympiakos karşılaşması TV8'den şifresiz olarak yayınlanacak. Evet, dün söylemek lazım. Acun Ilıcalı paylaştı. Büyük bir jest oldu tabii Fenerbahçe taraftarına. Yarın saat 22'de başlayacak karşılaşma. Evet. Tabii burada maç Kadıköy'de, İstanbul'da olacak. Gidecek çok sayıda taraftar var ama evde izleyecek de milyonlarca taraftar. Exxen'den değil, bu maçı TV8'den de şifresiz olarak takip edebilirsiniz. Maç onun yayını da olur büyük ihtimal. Tabii ki. Saat işte 9 civarı başlasa o heyecanı da dolu dolu yaşayabilirsiniz. Bu hatırlatmayla programı da kurtardık, toparladık. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İddaa.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. İddaa.com.